Yusuf da geldi. Yusuf hoş geldin. Seymek duyuyor mu? Sesim geliyor mu? Bana geliyor sesin Geliyor abi, geliyor. 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 Abi konuşsanıza, millet konuşmuyoruz diye çıkıyor Ne yayından. diyelim? Mesela ne diyelim ben mi? Ne diyeyim Şarkı şarkı söyle abi, senin sesin güzel. mesela? Bakayım Abi kaç iki kişi. tane şu an iki tane köşe yazarımız var ya. Onlar yazıları ya başlasınlar istiyorsan. Yok, daha yazıları yazmadık. Benim biraz daha salı Yusuf abi çarşamba. yazmış ya bu hafta. Yusuf abi başlasın o zaman. Aldık. Yusuf başlasın o zaman bu hafta. Tabii. Ben mi başlayayım bu hafta? Yusuf Başla şey bak. diyor şimdi. Ben diyor bu kadar kişiye konuşmam diyor. Ben bu kadar kişiye konuşmuyorum abi, değil mi? Yani yendik 3-0 ama oyunun hakkı 3-0 değildi yani. Rakibin hakkı 3-0'dı. Daha da fazla hatta rakibin hakkı. O yüzden 3-0 güzel sonuç. Yani mutlu eden bir sonuç. En azından çok gol pozisyonuna girmesek de girdiklerimizin bazılarını atabildik. Ya daha doğrusu çok net gol pozisyonuna girmeden 3 gol attık. Zaten ikinci golden sonra rakip dağıldı. Üstüne hemen 3'ü bulunca oyun zaten tamamen bitti. Daha rölantiye geçti ama 3-0'dan sonraki savunma disiplini, o Göztepe'nin alışık olduğu savunma yerleşimi gene devam etti. O aslında bizim için önemli bir veri, benim için daha doğrusu. Ama 0-0 oyun, ilk 8 dakika çok baskılı. Bir direkten dönen top, bir direğe sıyıran top, üstüne bir tane yan toptan atamadığımız bir pozisyon vardı. En sonunda Ümit'le 8 dakikada neredeyse 4 pozisyon bulup 1-0 yaptık. 1-0'dan sonra topu rakibe verdik. Gene kendi yarı sahamıza çekildik. Bu bir taktik olabilir. Ama bu taktiği yaparken topu iyi kullanman lazım. O topu çıkartırken akıllı davranman lazım. Topun kıymetini bilmen lazım. Bizim en büyük sorunumuz bence bu oyunda. Yani sen kapıyorsun şeyi, topu. Ondan sonra çıkacaksın. Saçma saçma pas hataları yapıyorsun. Saçma saçma tercihler yapıyorsun. Stoperden pas almaya çalışan ya yani ondan hareketlenen veya topu ayağında olan bir bekin veya orta sahanın sıkışacağını düşünüp ona pas istasyonu olmaya gelen bir adamın yok. Özellikle ben burada yani isim vermek istemiyorum oyuncuları birer 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 yani eleştirmek istemiyorum ama bu takım sorunu bence. Çünkü hemen hemen hepsi yapıyor bunu. Bir iki tanesi hariç. O bir iki tane dediğim adam da en çok eleştirilen adamlar belki de. Ama bunu beklerin, kanatların özellikle pası verdikten sonraki yaptığı hareketler çok önemli burada. Bizim bu kadar baskı yememizin sebebi o pas istasyonu olmayıp top ayağındaki olan oyuncunun uzun oynamaya mecbur kalması. Uzun vurduğunda dört kişinin arasında bir Mame Diouf kalıyor. Zaten ona yapılan faulleri hakemler vermiyor. Arkadan istediğin kadar vurmamaya sıkıntı yok. Ondan sonra da sen baskı yemeye devam ediyorsun. 2-3 kere öyle top yapıp çıktık. Arkasından biz ceza sahasına girdik rahatça. Yani bunların şeyle falan bir alakası yok bence. Bu işte takımı geri çekiyor şöyle bir. Bu geri çekmek de bir taktiktir. Önde basmak da bir taktiktir. Sen iyi çıkabiliyorsan geri çekmek çok güzel bir taktiktir. Mesela biz bunu İlhan Palut döneminde çok iyi yapıyorduk ama o dönem o paslar hep merkezdeki Soner'den veya Castro'dan çıkıyordu. Şimdi sen beklerini kullanmaya çalışıyorsun, Mamah'la çıkmaya çalışıyorsun. E senin o elindeki kadro bunu yapabilecek yetenekte mi? Orası soru işareti. Takımın savunma performansı, savunma disiplini, yerleşim düzeninde falan çok bir sorun yok. 23 tane orta yaptılar maç boyunca. 7 tanesi isabetli olmuş. Onlardan bir tanesi tehlike oluşturdu. O ilk yarının sonunda Lis'in köşeden çıkardığı bir pozisyon vardı. Güzel de vurdu aslında. Ama sen bu kadar kötü hücuma çıkıyorsan kontra atakta o zaman da baskı yemeye mecbur kalıyorsun. Ve mesela Bolu maçının ikinci yarısında Lis sürekli uzun oynadı. Yerden oynamadı 1-0 öndeyken. E senin uzun oynadığın toplar kalene geliyor. Uzun oynadığın toplar kalene geliyor. Buna çözüm bulursan 1-0'dan sonra da oynamaya devam edersin. 2-0'dan sonra da oynamaya devam edersin. Ama çözüm bulman lazım ki bunu yaparsan bu kadar iyi savunma yapan bir takım
bu kadar kötü hücuma çıkmasa, biraz daha bunu geliştirebilse rahat rahat daha pozisyon bulacak. Daha rahat goller bulacak yani. Çünkü üstüne gelen takımın arkası bomboş. Yeter ki çıkabil. Belki burada Bilal'in eksikliği etki ediyor olabilir. Ama Bilal varken de biz bunu ne kadar oynayabiliriz? Çünkü sorun önde değil, sorun arkada. Bunu düzeltirsek Göztepe'nin önde çok öyle ahım şahım bir sorun kalmayacak. Ben yani 0-0 oyununu hep konuştuk bugüne kadar. Önde olduğumuz maçlardan sonra bir Adana maçında konuşmuştuk. O da son dakikalarda zaten biraz sıkıntı yaşadık. Ama hem Bolu maçı hem son oynadığımız Urfa maçı bize biraz yani gelişmemiz gereken bir nokta olduğunu daha gösterdi. Ben biraz daha olumluyum bu hafta nedense. Çünkü mutlu başladı maç. Hemen ilk dakikalarda 7-8. 10. dakikada golü bulduk. Arkasından biraz savunduk. Ama savunduğumuz zaman da esasında rakibi öyle çok aman aman matah bir pozisyon vermedik. En fazla arka arkaya yani baskı yediğimiz dakikalar gözüken bölümde arka arkaya 4-5 tane korner attırdık adamlara. Yani onda da hiçbir varlık gösteremediler. Bir şey yapamadılar yani. Ben bu hafta mutlu başladım maça. Mutlu da bitirdim 3-0'lık skorla. Yani elimizdeki oyuncu kapasitelerine baktığında bu oyunun dışında da çok fazla beklentiye girmemek gerekiyor. Yani daha bekle oyunu iyileştirmek için oyuncu kalitesini yükseltmen gerekiyor. Bu hafta itibariyle ben her şeyden memnunum açıkçası. Öngörülerimiz de yavaş yavaş tutacak gibi duruyor. İnşallah bizi yanıltmazlar. Keçiören Gücü maçında da 3 puanı alır getirirler. Ki bir puan da kötü mü olur? Ya kötü olmaz. Yani kabul ederiz daha gitmeden. Kabul ederdik 2-3 hafta önce sorsalardı ama şu an Keçiören Gücü'nden de 3 puan istiyoruz. Kocaeli maçına ben ikinci olarak çıkarız diye tahmin ediyordum. İnşallah Keçiören'den 3 puan alıp önümüzdeki hafta Gençlerbirliği Kocaeli maçının skoruna göre ikincilik, üçüncülük gene farklı pozisyonlarda olabilir. Çünkü baktığın zaman maçlara şimdi yarın Gençlerbirliği Altay'ı yendiği zaman puan puanı oluyoruz. Haftaya Kocaeli'ni yense biz ikinci olacağız derken biz Keçiören'de bir puan kaybı yaşasak Gençlerbirliği Kocaeli'ni yenerse ikinci oluyor. Yani matematik biraz daha karışıklaştı. Biraz daha matematik hesapların yapılacağı haftalara doğru yaklaşıyoruz. İlk yarının sonuna doğru sıralama belli olacak. Ama şöyle bir baktığımız zaman takımlara, sıralamaya ilk 7 takım belli gibi. Eyüp, Göztepe, Kocaeli, Bandırma, Sakarya, Gençlerbirliği, bir de kim vardı? Yedinci takım kim diye saydım ben ya. Söyleyin hemen. Yani ilk 6, ilk 7 hemen hemen belli gibi esasında. Yani ligin sonunda ulaşacak playoff tablosu bence şimdiden belli. Önemli olan bizim bu hengamenin içinde kendimize ilk 2'de yer bulmamız. Benim hep isteğim, arzum gönlümden geçen Kocaeli maçında ikinciliğe yükselip ondan sonra da o ikinciliği, birinciliği, birincilik kovalamak o saatten sonra. Yani Eyüp'le rakip olmak istiyorum ben. Yani Bandırma ile Kocaeli ile rakip olmak istemiyorum. O ilk 2'yi sıyırabilirsek devre arasına kadar, Eyüp'le birlikte o ilk 2'de yer alabilirsek ligin sonuna kadar aynı tempoda gideriz diye düşünüyorum takviyeler de yaparak. Bu haftaki oyun bazılarımız memnun etmiş olmayabilir ama etmemiş olabilir ama ben bu hafta biraz daha olumluyum, biraz daha pozitif bakıyorum. Bunda tabii Urfaspor'un da oynamaya gelmiş, top oynamaya çalışmasının da etkisi var. İrfan Buz Hoca'yı tebrik etmek lazım. O sahada yürüyen Urfaspor'dan gene iyi kötü bir takım çıkarmış ortaya. Ben severim de İrfan Hoca'yı. Top oynamaya çalıştılar. En azından top oynamaya gelmişler. Oyunu kapatmaya, kitlemeye çalışmadılar. Biz golü bulduktan sonra zaten
geriye yaslanır gibi olduk ama dediğim gibi kornerlerin dışında doğru dürüst pozisyon da vermedik adamlara. Güzel bir maç oldu, keyifli bir maç oldu. Gelmeyenler çok şey kaybetti. Bir de bakıyorum hep seyirci az gibi bir tepkiler var Twitter'da, Facebook'ta olsun. Esasında geçtiğimiz haftaya göre bence daha çok seyirci vardı. Şimdi herkes maçın başladığı dakikalara, maçın başladığı anlara dikkat ediyor. O andaki seyirciye bakıyor statta. Ama devre arasında bakmak lazım. Bizim seyirci 15. 20. dakikaya kadar ancak giriyor içeriye. İnsanlar sahilde orada burada yemek içmekten ancak kalkıyorlar. Bence geçen bir önceki maçtan daha fazla seyirci vardı bu hafta. Kocaeli maçında Keçiören'i de geçersek muhtemelen inşallah kapalı gişe oynarız gibi geliyor. Çünkü takımın hali de etkiliyor insanları. Küsenleri, soğuyanları, uzaklaşanları takım çekecek. Şimdi takım taraftar ne kadar takımı ileriye yükseltiyor, takımı yükseltiyorsa takım da taraftarı yükseltiyor. Onun dışında bu hafta ile ilgili daha konuşacak şeyler var. Ben gene sıkıştığım yerde hemen topu Semih Tiyanşan'a atıyorum. Semih Tiyanşan da bir haftayı ve genel yorumunu yapsın. Ona göre devam edelim. Ağzınıza sağlık abi. İyi akşamlar öncelikle herkese. Şöyle başlayalım. Futbol olarak şöyle U19 takımımız da Altay'ı yendi. Öğrendiğime göre güzel bir oyunda 3-1 yendi onlar da. Onları tebrik edeyim önce. Sonra bugün de bayan takımımız Karşıyaka'yı yendi. 2-1 yenik duruma düşmesine rağmen 3-2 kazanmayı bildi kızlar. Onları da tebrik edelim. Yani o konuda aslında şöyle söyleyeyim, o olimpik branşlarla alakalı da bir gün yayın mı yaparız? Sadece bir yayın ona mı ayırırız? Konuşulmaya değer gelişmeler oluyor. Hem Ferhat Arıcan'ın şubenin o kendi branşının başına geçmesi, jimnastiğin başına geçmesi, hem basketbol için altyapıda yapılan yatırımlar, voleybola yapılan yatırımlar vesaire. Birçok branşta ciddi faaliyet gösteriyoruz. Bunlarla ilgili de bir gün yayın yapmak yakışır. Çünkü ciddi bir çaba olduğu görülüyor. Gerçi ben bugün biraz voleybol takımıyla ilgili eleştirilerim oldu ama o da çözülür diye tahmin ediyorum. Futbol takımına gelince 3-0 net güzel bir galibiyet. Açıkçası beklediğim de bir galibiyet. Şanlıurfa Spor. Yani bizim lig öyle bir lig ki şöyle söyleyeyim. Yani çok ciddi uçurum var ilk 7-8 ile diğer takımlar arasında. Ya benim gözlemlediğim bu. Yani bakıyorsunuz ya Urfa, Bolu, bu oynadığımız takımlar hani eskiden hani çok şey olur. 3 sonuçlu maçlar izlerdik bu ligde. Şu an mesela ben çıkmadan önce çok içimde en ufak hani bir şüpheyle çıkmıyorum. Mesela Bolu maçına, Urfa maçına yani çok rahat kazanabileceğimizi öngörüyoruz. Çünkü hem bazı takımların kadrosu çok kısır, kulübesi zayıf, hücum, hani biz kendi takımımızı eleştiriyoruz. Neden eleştiriyoruz? Hani hücumla ilgili vesaire. Çünkü bizim ciddi hani maddi anlamda da imkanlarımız var. Hani maddi anlamda çok büyük bir camiayız. Maddi olarak da gücümüz var ama ona rağmen yapılmayan şeyleri eleştiriyoruz ama yani baktığımızda yani bugün mesela Çorum dahil, işte bizim dün yendiğimiz Urfa dahil vesaire hani 8-10 takım çok ciddi zayıf. Altay'ı, Adana'sı vesaire. Hani bu takımlarla oynadığınız maçları bence kazanmak çok çok önemli. Yenik duruma düşmemek önemli. Bu takım yani mesela ben içeride kazanamadığımız Çorum maçına çok üzülüyorum. Çünkü kesinlikle bizim kalibremizde olan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Çok talihsiz yenilen iki golle kendi kısırlığımız ortaya çıkıp daha da takım tam alışmadan, oturmadan evimizde çok acı bir 3 puan kaybı. Yani onu da kazanmış olsak şu an hani hem ilk 2'deydik hem de çok daha hani en azından Kocaeli'nin de üstündeydik. Eyüp'e daha yakındık. Bu maçlar kazanman gereken maçlar. Ne oldu? Daha önceki haftalarda konuşmuştuk. Yani çok kolay gelebiliyor rakip ama bazen de açamayınca kilitleniyorsun. Kilidi açmak önemli olduğundan hep bahsediyoruz. Gol de erken gelince devamı geldi. Ben de Serhan abiye katılıyorum. Yani çok rahattı benim için. Hani Yusuf abi tabii maçtan sonra tekrar maçı izliyor. Dakika dakika analizler yapıyor vesaire. Muhakkak daha iyi değerlendiriyor.
Ama yani ben maçı izlerken hani bir an bile şüpheye düşmedim. O kornerler bile hani çok kendi bireysel hani çok öyle zorlandığımızdan hani sağda solu geldiklerinden değil de kornerin korneri oluyor. Hani öyle çok aşırı zorlandığımız, baskı yediğimiz anları hissetmedim açıkçası izlerken. Hani bir rahatsızlık duymadım. Aman maç tehlikeye mi giriyor vesaire. Hani bireysel olarak da baktığımızda Liz 4 haftadır gol yemiyor. Tabii ki onda da hep takım savunmasından bahsediyoruz. En önden başlıyor bizim takım savunmamız. Gerçekten herkes de takım savunmasına çok ciddi katkı sunuyor. Kokoviç burada istediğini çok net alabiliyor. Yani onunla ilgili bir istatistik de çıkarabiliriz. Geçen senenin son 15-20 maçıyla bu sene 8-10 maç. Yani gerçekten bu takım belki en az %50'sinde %60'ında gol yememiştir. Bu da çok büyük bir başarı. Yani bu sadece savunma oynayarak hani yapılması başarılabilen bir şey değil. Çok değerli, kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunu başarmak. Yani şimdi baktığımda mesela hocanın yerinde olsam bakıyorum Bilis o gün solda Yunus Emre, 3 tane stoperi. Yani bu Altılı'dan net çok memnundur. Yani Altılı da kendi durumundan çok memnundur. Şu an hani parçaların yerine oturması bizim için güzel oldu. Biraz sancılı oldu. Hepimiz çok eleştirdik. Ama işte Taha'nın mesela sağ stoperde kendini bulması beni çok sevindirdi. Çünkü hani sonuçta ciddi bir potansiyele yatırım yapmıştık. İşte bazen bazı oyuncuları kendi bölgesinde oynamayınca, izleyince biz de o yanlışa düşebiliyoruz. Hani Taha'ya da, yani çok mu parlıyor? Hayır, ama yani gayet şu an çok çok verimli oynayabiliyor sistemin içerisinde. Doğru yerde. Sağ stoperde. Ümit Aktağ adamın ilk profesyonel senesi. Çok çok tecrübeli, kendine çok özgüveni olan bir oyuncu. Gol atmasına da çok sevindim. Ümit'in de performansı böyle artarak devam edeceğini umut ediyorum. Geçen sene Emir de ilk golünü bizde atmıştı. Yani Ümit de bence Süper Lig'de oynayabilecek. İleride hatta bu Romanya muhabbeti olduğu için Romanya U21'de falan oynuyor. Milli takıma bile kazandırılması gerekebilecek bir oyuncu. Ümit'in de inşallah ileride hani geç sene bonservisini vesaire alabiliriz böyle oynamaya devam ederse. Ayakları çok temiz, kendine çok güveni var. Yani vurduğu şutta bile hani ayak kalitesini görebiliyorsunuz. Onun alışması bir an önce çok önemli. Ortada çok tecrübeli bir Atınç var. Atınç'ın yanında iki tane 21 yaş altı oyuncuyla oynuyoruz. Yani Atınç'ın da buradaki liderlik rolü çok kıymetli. Atınç da bunu çok çok iyi yapıyor. O da çok önemli bizim için. Bekimiz Yunus Emre resmen taraftar baskısıyla oynamaya başlayan, yani İsmail'in sakatlığı, Ali Deren'in bir dönem sakatlığıyla mecbur oynamaya başlayan, geçen seneden beri çok övdüğümüz, beğendiğimiz bir kardeşimiz. Geçen sene İsmail çok tecrübesiyle ve iyi oyunuyla, skora katkısıyla formayı almıştı. Bu sene Yunus Emre için de biraz şans oldu açıkçası İsmail'in sakatlığı. Yunus Emre şu an 4 asisti var. Son 5 maç 4 asist. Kornerleri, duran topları çok, ve hareketli topu da çok iyi orta açabiliyor. Açtı ortalar çok çok tehlike yaratıyor. Mesela Diouf'un golünden önce yine bir pozisyon vardı. Diouf vuracaktı. Kaleci son anda dokundu. Yine out verdi hakem ama hani mesela bir kere daha yaşattık biz o tehlikeyi aslında. İkincisinde golü bulduk. Yani bunlar demek çalışılıyor. Bu da sevindirici. Yani onları çalışıp uygulayabilmek, sonuca getirebilmek çok kıymetli. Ben Yunus Emre'nin performansından memnunum. Yani oyun içinde daha da etkili olmasını istiyorum. Daha da etkili olmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü o kapasiteye de sahip bir çocuk. Geçen hafta da basında çıkan haberlerin de hoşuna gittiğini biliyorum. Yani bu çok sevindirici. Bu çocuklar genç çocuklar. Bu çocuklar böyle bir ilgi görmemiş. Bu kadar büyük taraftarın önünde oynamamış. Bu baskıya alışık. Yani bu ortamları bilen, koklayan adamlar değiller. Yani bu çocukların ya biraz bu saatten sonra itmek gerekiyor. Bu Taha olur, Ümit olur, o gün olur, Yunus Emre olur. Ya bu haberler, bu taraftan onların arkasında olduğu, taraftan onları çok beğendiği, her şartta destek olduğunu bilmeleri onlara çok büyük özgüven sağlayacaktır. Yani bu uzun yolda. Çünkü hani bu sene artık biz şampiyonluk takımı kuruldu sonuçta. Yani önde tabii ki eksiklerimiz var. İnşallah devre arasında gidereceğimiz. Ne demiştik? Devre arasına kadar en azından toplayabileceğimiz maksimum puanı toplayıp devrede doğru takviyelerle bu takımı amaç şampiyon yapabilmek. Bu doğrultuda bu çocukların hepsine çok ihtiyacımız var. Hepsi genç oyuncular, aç oyuncular. Bu çok önemli. Yani ne diyoruz? Yani sırf geri dörtteki, yani geri altılıdaki o gün Yunus Emre, Ümit, Taha, dört tane kardeşimiz resmen yaş ortalamaları 22-23. Ve belki hani onlar için de çok ekstra bir sene. Çünkü şu an hani Diouf vesaire kurulan kadroda onlar da az çok hani şampiyonluğun yani içinde olacaklarını tahmin ediyorlar. İlk defa belki böyle bir ortam için. Yunus Emre
böyle bir şampiyon takımda şampiyonluk yarışında oynadığını bilmiyorum ben. Ümit Aktağ keza ilk profesyonel sezonu. Taha o rollerde hiçbir zaman oynamadı. Yani Bursa'da hep para sıkıntısı olduğu zaman altyapıdan oynayan oyuncularla birlikte oynadı. Keza o gün orta sıra takımlarında oynadı vesaire. Bu çocukların şu an bu yarışın içinde olması onlar için heyecan vericidir ve sonuna kadar da destek olmalıyız. Bunu yani bu Yalçın için de geçerli. Yalçın'a da çok tepki var ama Yalçın da ne olursa olsun yıllardır bizimle beraber evet ama Yalçın da belki ilk defa gerçek bir şampiyonluk yarışı içinde olacak. Yani bu çocuk Süper Lig'de oynadı bizde. 3-4 sezon sonradan oyuna girdi. Geçen seneki rolü büyüktü. Bu seneki rolü daha da büyük. Hoca da yani neredeyse nereden bakarsanız çıkarmadan oynatıyor neredeyse hiç Yalçın'ı. Onun da hani moral motivasyon bakıyorsun gollerden sonra takımda birbirine karşı bir çok sevgi saygı inanılmaz bir bağlılık gözüküyor yani bunu inkar edemeyiz. Onun dışında Ahmet Yıldız'ın ilk 11'e dönmesi benim için çok sevindirici. Hep yaratıcılıktan dem vuruyoruz. Yani orada ben her zaman Celil gibi hani Celil tarzı, Traore tarzı hani sonuca çok daha az tesir edecek oyuncu yerine Ahmet Yıldız gibi ayakları çok iyi, kendine özgüveni çok yüksek bu ligin oyuncusu bir oyuncuyu tercih ederim. Çok da fark etti zaten. Hani Ahmet Yıldız'ın oradaki tecrübesi bizim için çok çok önemli. Yalçın için de çok önemli. Yani oraya şimdi biraz Ahmet Yıldız, Yalçın, Tiyaniç gibi ayakları keza diğer oyuncular, diğer orta saha profillerine göre daha iyi oyuncularla oynamaya başladığımızda biraz çıkışlarımız daha düzgün olmaya başlayacaktır zaman içinde. Bu belki dünkü maça çok yansımış olmayabilir. Birçok kez gördük hani uzun bir top atıldı. Baskıda işte Mamah topla buluştu. Başsız tavuk gibi ne yapacağına şaşırdığı pozisyonlar da oldu ama genelde hani Ahmet Yıldız'ın oyuna girmesi, Tian için geçen hafta Tian için bir gol katkısı almamız. O da yani uzun vadede ya ben bunları seviniyorum. Biz burada istediğimiz kadar bu oyuncuları eleştirelim. Çok çok acımasız eleştiriler yapıyoruz. Topçu değil diyenimiz var. Şöyle diyen yani kızgınlıkla şeyle kırgınlıkla beklentimiz çok yüksek. Ya bu sene kesinlikle şampiyonluk istiyoruz. Şampiyonluktan başka bir şey ya yani beni tatmin etmeyecek. Hani ben biliyorum ben yok final oynadık helal olsun seneye olacak falan böyle bir kafada hiçbirimiz değiliz. Çünkü ne demiştik? 2025 Göztepe'nin 100. yılı. Göztepe oralarda olmak zorunda. Göztepe bu bütçeyle, bu imkanlarla %100 bu vizyonla, bu taraftarla, bu camiayla, bu statla kesinlikle oralarda olmak zorunda. Onun için hani bizim beklentimiz çok büyük. Bu bazen acımasız eleştiri de getirebiliyor. Yani yanlışlar da yapıyoruz hepimiz. Ben hani öz eleştiriyi burada yapabilmek lazım. Yani ama Tian için geçen hafta mesela iki gol katkısında bulunması. Yani bu çok önemli bir şey benim için. Bu çok sevindirici bir şey. Diouf'u çok eleştirdik haftalardır. Diouf bu hafta çok çok sevindim. Bir gol bir asist. Mama çok çok eleştirildi. Bu hafta attığı gol çok güzel ki oyunda yine beğen yani sanki Mamah bana bu sene futbolu unutmuş gibi geliyor. Ama bu attığı gol ona moral olacaksa ne kadar güzel oldu. Yani bu beni çok sevindiriyor. İnşallah Mamah bundan sonraki haftalarda bu gol ona tesir eder. Daha da mutlu olur. İnşallah bu Mamah Diouf uyumunun çok daha fazla maçta görme şansımız olur. Yani Diouf'un da bu lider karakteri, tecrübesi hani yanındakini oynatma meziyetini daha çok ortaya çıkarması lazım. Biz duran toplardan daha fazla gol bulmamız lazım. Hep söylüyoruz. Duran top artık futbolun %30'u falan dedik %40'ına çıkmış. Yani istatistik olarak. %40 duran top. Yani bizim bu Yunus Emre gibi iyi bir ayağım var. O yoksa Yalçın var, Ahmet Yıldız var. Yani bu ortayı, bu orta kalitesi. Tiyaniç var. Tiyaniç keza Altay maçında açtı ortayla. Atınç gol attı. Senin Atınç gibi, Diouf gibi uzun oyuncuların var. Ümit Aktağ yine 1.90. Taha öyle. Yani senin içeride zaten 4-5 tane net uzun sağlam adamla gidebiliyorsun. Yani biz bunlara çalışmaya devam edersek ki çalıştığımız gözükmeye başladı. Geçen sene de son zamanlarda hep bunları konuşuyorduk. Buradan daha fazla duran top golü bulursak, gol yemeden bir an önce biz öne geçersek biz her hafta avantajımızı arttıra arttıra gideceğimizi düşünüyorum. Yani açıkçası olay pozitife döndü. Skor çok önemli olduğunu konuşmuştuk. Takım ne kadar kötü gitse bile 2-3 galibiyet takımı birbirine bağlayacağını konuşmuştuk. Artık bu saatten sonra geçen hafta da konuşmuştuk. Eleştiri değil, takıma destek olma. Yani kötü taraflar evet görünüyor. Yine hücumda yaratıcılıkta problemler oluyor. O oluyor, bu oluyor. Bitiricilik problemleri var. Oyundan düşme var. Pas kalitesinde sıkıntılar oluyor. Bir şeyler oluyor ama pozitif tarafından bakmak isteyene de birçok done veriyor takım. Özellikle işte başta Kokoviç olmak üzere bütün hani emeği geçen oyuncularımızı
Tebrik etmek lazım. Sonra kaptan İsmail döndü. O da sevindirici. Ama İsmail'in hani şu an fiziksel kalite olarak devre arasına kadar çok çok ciddi bir katkı vereceğini düşünmüyorum. Verirse helal olsun bu 2 aylık süreçte ama şu an İsmail'in kendini bulması ve Yunus Emre'nin de bu form durumunda hani formayı kapması kolay olmayacaktır. Ama kaptanın varlığı, takım içinde bulunması, liderliği bizim için çok çok önemli. Yani moral, motivasyon takım için de muhakkak çok çok önemlidir. İsmail'in bir an önce takıma katkı vermesi, Bilal'in dönmesi. Bilal çünkü önde yani tamam gol asist katkısı yapamadı oynadığı maçlarda ama yani onu da veriyordu. Yani her an yapabileceğini, bir tehlike yaratabileceğini, en azından adam geçebiliyor, kale karşısına alıp dikine gidip rakibi eksiltebiliyor vesaire. Bilal de dönerse Ahmet İldiz'e kavuştuk. Kaç hafta söylemiştik. İsmail'e kavuştuk. Hani artık eksiğimiz de hani kalmıyor. Yani bundan sonra dediğimiz gibi hani devreye kadar en iyi şekilde girip devredeki takviyelerle bu takım umarım üst lige çıkacaktır. Yani devrede de yani şunu da söyleyeyim. Hani şimdiden muhakkak konuşuluyordur, planlaması yapılıyordur. Yani keşke biz yabancı kontenjanımızı hani Nielsen gibi yabancı bir stopere ya da Traore gibi vasat bir oyuncu. Yani Traore'dan mesela şu an ben hiç katkı alamıyorum. Yani Traore'nin oynadığı dönemde mesela o eleştiri de yapacak olursam hani o oynadığı 10-15 dakika içerisinde yani bana bir şey vermiyor Traore. Ya da Nielsen'in yerine sıradan bir tane atıyorum Erzurumspor'un sağ stoperini alsan kimse hani bu niye bunun yerine geldi demez herhalde. Yani oraya yabancı kontenjanımızı harcamaya gerek olduğunu yani şu an mesela Kvasina elimizde olsa daha fazla katkı alırdık. Ya yani bu oyuncular yerine. Ondan en azından bu 2-3 tane yabancı kontenjanı mesela Palmer yani şu an Palmer, Traore, Nielsen üçlüsünden çok istediğimiz katkıyı alamıyoruz açıkçası. Yani Bilal'den de alamıyoruz ama sakatlık dönüşü hadi bir şeyler vaat ediyor. Yani en azından bu üç isimden ikisinden vazgeçip hani doğru bir iki tane yabancı takviye hani Serhan abinin dediği Alexis profili hani oyunda bir şeyleri değiştirebilecek ve Diouf'un yanına doğru bir isim aldığımızda ya yani zaten ikinci yarı bizim için işler daha da kolaylaşacaktır. Yani ikinci yarı ya şey bir oyun oynamadığımız için dominant bir oyun oynamadığımız için rakip de bize karşı set çeken bir oyun oynamıyor genellikle. Bu da bizim avantajımız oluyor. Yani çok öyle kapanan rakibi deli gibi açmakla zorlanmıyoruz. Yani ne zaman zorlanmaya başlıyoruz? Yenik duruma düştüğümüz zaman zorlanmaya başlıyoruz. Onun için de bu çareler şimdiden yani alınmalı. Yani ikinci yarı en azından yenik duruma düştüğümüz maçları çevirebilecek oyunculara sahip olmalıyız. Bence pozitif gidiyor. Olumlu gidiyor. Son olarak da taraftarla ilgili bir şey söyleyeyim. Bence az buz bir taraftar yoktu. Yani yine nereden baksanız 10-12 bin taraftarımız gitmiş. Evet tribünle ilgili çok eleştiri oluyor. Normaldir. Göztepe tribünden beklenti tabii ki çok fazla. Hani evimiz istiyoruz. Daha fazla taraftar olsun. Tribün inanılmaz bir performans göstersin. Ama şöyle de bir şey fark ediyordur herkes. Hani böyle ben biraz bu sene fazla televizyon izleyicisi oldum. Hani televizyondan baktığınızda o kadar güzel görüntüler var ki hani o kadar fazla bebek, çocuk, genç, kadın bir kitle var ki benim çok çok hoşuma gidiyor. Yani belki 3-4 bini bu kitlenin direkt bebeklerden, çocuklardan, gençlerden, kadınlarımızdan oluşuyor. Bu çok güzel bir şey. Yani demek ki rahatsızlık verici bir ortam yok. Çünkü rahatsızlık verici bir ortamda ne kimse çocuğunu maça yollar. Ne de kadınlarımız maça gelir. Ya evet kitle biraz değişti. Biraz şey olduk. O istenen agresif tribün yapılamıyor. Ama yani bu ortam da bence çok kıymetli. Bunun da sağlamak önemli. Umarım artarak hani İzmir'e yayılarak devam eder. Ben de Serhan abiye katılıyorum yine o konuda. Hani bir iki hafta sonra hani bu galibiyet yani bu haftaya da Keçiören gücünü yensek de yenilmesek de artık yaz zamanı da bitti. Hala bugün 30 derece bir hava. Hala denize gidilecek ya da tadı çıkarılacak bir hava var İzmir'de. Bu yazlık olaylar da bittiğinde biraz daha fazla hani tribünlerin dolacağını düşünüyorum. Artık 15 bine yaklaşır bu saatten sonra rakam. Keyifli de bir ortam var. Keyifli bir profil var. Daha da güzel tribün olacaktır. Takım da güzel oyun oynamaya başladıkça biraz da daha da güzel ortam olacaktır diye düşünüyorum. Sözü sizlere devrediyorum. Eyvallah Semih'im. Ben şöyle bir katkı yapmak istiyorum. Ben bu aralar Atınç'ın katkısını çok değerli, çok kıymetli buluyorum ve az övüldüğünü düşünüyorum bence Atınç'ın.
Bence Atınç biraz daha övgüyü hak ediyor son haftalardaki performansıyla. Özellikle takımı ileri çıkarmasında orta saha oyuncularından daha fazla katkı veriyor. Ben Atınç'ın biraz daha övülmesini, biraz daha oyununun değerlendirilmesini tercih ediyorum açıkçası. Orçun gelmiş. Orçun bir konuşmacı şeyi al. Uyumadı mı çocuk daha? Orçun çocuk uyutuyordu arkadaşlar temin. Fotoğraf atmış. Onun için Orçun'dan bir rica edelim. Konuşmacı şeyi alsın. Kadife sesli sanatçımız Nazım Türk nasıl da bekliyoruz bu arada. Geleceğim dedi. Saat o 11'lere doğru 15-20 dakikaya kadar sizlerle birlikte olacağım dedi. İlerleyen dakikalarda Nazım Türk nasıl da bizimle birlikte olacak. Bu arada konuşmak isteyen arkadaşlar Onu diyecektim. İstek Serhan abi atarlarsa de konuşmak. konuştuk. Bayağı arkadaşlarımız var. Geçen hafta söz aldıklarında gayet keyifli ortamlar olmuştu. Şu an hazır Yusuf abi ve Orçun müsait değilken hani söz hakkı Aynen isteyen onu ben de onu kardeşimiz söylüyorum. abimiz varsa onlar da konuşsa çok keyifli olur ya. Konuşmak isteyen arkadaşlar istek atarlarsa onlara da söz vermekten keyif alırız. Ben de gene oyuncu oyuncu incelemek gerekirse Lis çok güven veriyor kalede. Bugün maç sonu da bugün de ısrarla vurguladığım bir şey var. Lis'in bonservisinin alınması. Çünkü kalede gerçekten arka tarafta böyle bir kaleci gibi değil de kale gibi duruyor. Ben öyle nitelendiriyorum. Ben Lis'in bir an evvel bonservisinin Göztepe'ye kazandırılması taraftarıyım. Çünkü bugün yazdım, çizdim de hep sağda solda, Facebook'ta, Twitter'da. Çünkü başımızdaki yapı elinde Southampton'ın oyuncusu. Türkiye'de oyuncu satmaktan da çok keyif alıyorlar bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla. Lise bir talip olursa, güzel bir bonservis teklif edilirse ben bizi çok fazla düşünmeden satabileceklerini düşünüyorum. Ama Göztepe'nin oyuncusu olursa, Göztepe'nin bonservisine sahip olduğu bir oyuncu olursa satmaları, bu kadar elden çıkarmaları kolay olmaz diye gibi geliyor bana. Onun için Lis'in bonservisinin Göztepe Spor Kulübü'nde olması benim için çok kıymetli. Çünkü bu ligde de kalsak, Süper Lig'e de çıksak en azından 4-5 senemizi 4-5 sene kalemizi koruyabilecek kapasitede bir oyuncu. Baktığın zaman yaşı da 26, yaşlı da değil. Kalecilerin 30-35 yaşına kadar, 33-35 yaşına kadar oynadığını varsayarsak iyi çalıştıklarında ben Lis'in mutlaka ve mutlaka bonservisinin Göztepe'ye geçmesi taraftarıyım. Bunun için ne Serhan yapılabilir, abi. nasıl yapılabilir bilmiyorum Peki ama. sana şöyle bir soru sorayım. Hadi biraz biri katılmadan önce bir kaynatalım. Diyelim Süper Lig'e çıktık bu kadroyla. Hangi oyuncular seneye devam eder rotasyon içinde oynamaya devam eder? Baktığımızda hani genç bir takım diyoruz. Yani mesela Taha da, Ümit de, Yunus Emre de o gün de en azından birinci kişi olmasalar da hani bana en azından alternatif olarak kadroda kalmaya devam edebilecekler gibi duruyor. Lise öyle, Atınç öyle. Orta sahadaki işte Ahmet İldiz olabilir, Yalçın olabilir. Belki sevmesek de Tiyaniç olabilir. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi baktığın zaman Lis zaten aynı, ben de onu anlatmaya çalışıyordum. Yani bu ligde kalsak da Süper Lig'e çıksak da Göztepe'nin kalesini çok rahat koruyabilecek kapasitede bir kaleci. Lis bir defa mutlaka Süper Lig'de de Göztepe'nin kalesinde olması gereken bir oyuncu. Ben sol stoperde oynatıldığında Taha'yı eleştirdim. Yetersiz olduğunu düşündüm. Ama tamamen sıkıntı çocuğun alışkın olmadığı bir bölgede oynatılmasından kaynaklanıyormuş. Hangi maçtı? 2-3 maç önce senle de konuştuk. Stoper'de dörtlü oynadığımız maçtı galiba. Hangi maçtı o? Baya baya böyle bir Maçı lider. abi. Bandırma maçı. Ha, Bandırma maçı mıydı? Evet. Baya Atınç baya cezalıydı ya böyle. Altay maçından sonraki. Aynen. Mecbur Baya dörtlü oynamıştı. baya 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 çocuk lider stoper olarak böyle arkayı toparladı,
çıktı, öne çıktı. Yani Atınç'ın yaptığı her şeyi hemen hemen belki de daha fazlasını yapmaya çalıştı o maç. O maç benim için zaten Taha ile ilgili tamamen 360 derece, 180 derece fikrimin değiştiği maçtı. Abi bir şey söyleyeyim Kendi mi bu dörtlüyle ilgili? kendime kızdım orada çocuğu eleştirdiğim için. Tamamen sol stoperde oynatıldığından dolayıymış çocuğun o eksik görünen yanları. Ben Taha'nın da şu performansıyla oynayabileceğini düşünüyorum Süper Lig'de. Şu anki Abi bir şey söyleyeyim mi dörtlü oynamayla atarak ilgili? devam ederse. Buyur sen de. Abi biz bu maçta da dörtlü oynadık. Beşli oynamadık yani. Savunma yerleşimlerine bakın, biz rakip baskı kurduğunda bizim sol bekimiz şeydi, Ümit'ti. Savunmada da yani. Yunus hep öndeydi. Yunus Emre. Bek gibi oynamadı yani Yunus Emre. Ön gibi oynadı. O yüzden biz aslında bu maç şey oynamadık. Beşli oynamadık biz. Bu maç dörtlü oynadık. Abi o çok derin konu Ama ya. Savunmada dörtlüyü çok, yok, bence de çok çıkarken derin konu. beşli, bazen üçlü, bazen beşli, dörtlü. Hoca da demiş zaten onu. O çok yani derin bir konu aslında yani. Bence o tamamen karşı takımın gelmesiyle alakalı bir durum. Yani Urfa takımının oradan gelemediğini görünce iyicene öne attık biz. Yok yok. Biz direkt yani bak şöyle söyleyeyim. Yunus Emre zaten haftalardır bek gibi oynamıyor. Özellikle hücumda hep önde oynuyor. Yani onun aldığı konum Mamedi Diouf'un da önünde oluyor çoğunlukla. Yerleşim olarak. Top bizdeyken 0-0 oyununda da yani. Ama top rakipteyken Yunus Emre normal bek gibi oynuyordu. Bu maçta ön gibi oynadı. Yani 4-4-2'nin sol önü gibi oynadı Yunus Emre. Ama o gün normal sağ bek gibi oynadı. Ümit onun arkasını kapattı. Sol bekimiz Ümit'ti aslında. Yani onu demek istiyorum ama şu var. Ümit bir bek değil. Yunus Emre bir ön değil. İkisinin de orada sıkıntısını yaşıyorsun top sana geçtiği zaman. Onu yani çıkışlarda bizim problem diyoruz yani. Problemlerden biri aslında bu. Ya kızdık ettik ama istediğimiz oyunu oynatmıyor diye Kokoviç de biraz da böyle kendi yani elindeki malzemeye göre böyle bir yemek yapmaya çalışıyor gibi bir durum da var. Maç maç yani derslerini çalışıyor, hoca dersini çalışmaya başlamış biraz daha oyun okumalarında biraz daha ön plana çıkıyor. Hocanın katkısı da biraz ön plana çıkıyor son iki Serhan maçtır. abi. Yanılıyor Bu muyum? arada Murat Sancak başkanımız da buradaymış. Adana Demirspor'un başkanı. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Başkanımıza Kendisine de sevgilerimizi, saygılarımızı sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Çok beğenerek takip ediyoruz onları, Adana Demirspor'u. Hatta Çok kendimizden de beğenerek örnekler takip vererek ediyorum. bazen Mehmet Sebil'e de kızıyoruz. Biz niye şu an o noktada olmadığımız için saygılar diyoruz. Ben Konuşmak söyleyeyim istese sana, de keyifle dinleriz kendisini. neden o noktada olmadığımızı. Murat Sancak Başkan, Metin Korkmaz ve yanındaki ekibine, arkadaşlarına güvendi. Birçok şeyi onlara teslim etti. Onlar da başkanın sevgisine ve emanetine aynı şekilde sahip çıktı. Takımı ve transferleri hep bir üst seviyeye çıkardılar. Yani eldeki oyunculardan da çok üst seviye performans alıyorlar. Yedeklerinden de aynı şekilde. Ve oyuncu satarken de çok güzel işler yapıyorlar. Zaten Beşiktaş'la Fener'e sattığı stoperlerle 2 senelik bütçesini yaptığı Çobalotellilere falanlara bunlara da girmiyorum yani. Onun için başkanı buradan tebrik ediyoruz. Gerçekten bu işi layıkıyla yapıyor. Serhan Nazım Türknaz gelmiş. Evet, kadife abicim. sesli Evet. radyocumuz. Nazım Türknaz sonunda bizlerle buluşmuş. Biraz bekledik. Az solistler tabii geç çıkıyorlar doğal olarak. Evet, sevgili dinleyicilerimiz, sevgili Göztepe'li kardeşlerimiz. Ben hemen pası Nazım Türknaz'a atıyorum. Çok fazla yayın da yapamadı bu aralar. Ne YouTube'da ne şeyde, böyle bir farklı mecralardaydı. Özlemiştir konuşmayı, anlatmayı. Söz sende sevgili Nazım. Herkese iyi akşamlar, selamlar, saygılar. Öncelikle Murat Sancak Başkanıma iyi akşamlar diyorum. Başkanıma da davette bulundum. Eğer konuşmak isterse, bizle alakalı güzel zamanla paylaşmak isterse başımızın tacı, gözümüzün nuru olsun. Murat Sancak Başkan Türk futbolunun çok değerli ve çok renkli, çok da başarılı bir başkanlarından. Eğer kabul buyurursa da
En azından birkaç cümleyi de kendisine burada ağırlamak isteriz. Zaten istek de atmış arkadaşlarımız. Başkanım eğer müsait olursanız buyurun sizden de birkaç cümle isteriz. Çünkü ben de evet aynı Seren Aragüz gibi konuşmalarımda, görüşmelerimde zaman zaman örnek burada bulunduğum başkan modeli tamamıyla Murat Sancak modelidir. Ve Türk futbolunda son 2-3 yıla çok büyük şekilde damgasını vuran bir isimdir. Her zaman için ev sahipliği yapmaktan, onu misafir etmekten de mutluluk duyarız. Bunu hemen söyleyelim. Bu arada bir eleştirim var. Sevgili Seren Ergüz'ü. Neden diyeceksiniz? Galibiyetlerde bu oda açılmıyor. Ancak mağlubiyetlerde ya da beraberliklerde açılıyordu. Sevgili Seren Ergüz'den artık her hafta bu odayı istiyoruz. Öyle kaçak Kazım abi görüşmeyelim. diyecek bir şey bulamıyoruz ya galibiyetlerden sonra. Şimdi yavaş yavaş alışıyoruz yani. Ama şimdi böyle bir şey olabilir Yavaş mi? yavaş Ben ısınıyoruz yani. kendim Biz yazıyorum eleştirmeye bunu baştan. alışmışız Ben bunu kendim yazıyorum, kendimi eleştiriyorum. Arkadaş, Çünkü suçlu ben mi oldum şimdi? Gelmiyorsunuz, birinin çocuğu doğru. uyumuyor, birinin bir evde misafirlikte, ötekisi bilmem nerede görevde. Benim suçum ne arkadaş ya? Ben her zaman buradayım. Ben Bu bazen arada başkanımız 15 gün geldi Seren abi. evim. Başkanımız geldi. Başkanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Severek, keyifle Adana Demirspor'u takip ediyoruz. Bir Anadolu takımı olarak gurur duyuyoruz. Yaptıklarınızdan, yapmış olduklarınızdan gerçekten keyif alıyoruz. Göztepe'nin de aynı performanslarda Adana Demirspor'a rakip olmasını bekliyoruz. Mikrofon söz sizde. Göztepe'liler sizden bir şeyler duymak ister. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Tabii ben daha önce verdiğim bütün röportajlarda hep söyledim. Duymuşsunuzdur muhakkak. Yani Göztepe çok büyük bir camia ve güzel bir camia. Yani Süper Lig'de olmayı hak eden ve Süper Lig'e renk katacak bir camia aslında. Hatta hatırlarsanız sizinle ilk sezon orada oynadığımız maçta 1-0 galipken bizim futbolcumuz Resul kendi kalemize gol atmıştı. 1-1 bitmişti o maçta. Hatırlıyor musunuz o maçı? Evet başkanım. Hatta o maçtan sonra ben bir açıklama yapmıştım. Çünkü daha maç 0-0 iken sizler yani Göztepe taraftarları kendi futbolcularını yuhlamaya başlamışlardı. Hatta zannedersem Söner'di galiba. Söner diye bir oyuncunuz vardı. Benim çok garibime gitmişti. Daha maç 0-0 iken çok garibime gitmişti. Hatta maçtan sonra demiştim ki yani bu Göztepe Süper Lig'de olması gereken bir takım taraftarların destek olması lazım. Yani iyi günde kötü günde. Yani sadece iyi günde destek olmak taraftarlık değil. Ben de daha önce bir takımın taraftarıydım. Yani önemli olan kötü zamanda, kötü gidişatta o takıma sahip çıkabilmektir taraftarlık. Yani onları motive etmektir. Onları o girdaptan çıkartmaktır. Bazen maalesef böyle çok duygusal olabiliyoruz. O çok garibime gitmişti, onu ifade edeyim. Ama bu sene iyi gidiyorsunuz. İnşallah bu sene çıkacaksınız. Öyle inanıyorum ve başarılar da diliyorum. İnşallah çıkarsanız. Çünkü Göztepe camiası Süper Lig'e çok renk katacağını biliyorum. Bunun yanında Samsunspor, bunun yanında Kocaeli, bunun yanında Sakarya, bunun yanında Eskişehir bu gibi camiaların Süper Lig'de olması Türk futboluna çok büyük katkılar sağlayacağına inanan bir insanım. Camialar büyük. Böyle büyük camialar güzel işlere imza atarlar. İnşallah çıkacaksınız bu sene. Benim ümidim var sizden yani. Başkanım, vallahi ağzınızdan bal damlıyor. Çok çok teşekkürler. Yo, gerçekler bunlar yani. Şimdi Göztepe'nin ne kadar büyük bir cami olduğunu bugün futboldan anlayan herkese sorduğunuz zaman bilir. Yani o Göztepe'de, o Atatürk'te oynanan o maçlarda o taraftar sayılarına baktığınız zaman taraftarlarının bağımlı halde olduğunu görmüştük yani. Biliyoruz yani. Yani onun için sizin Süper Lig'de olmanız Süper Lig'e çok şeyler katar gelin. Güzel bir rekabet içerisinde de oluruz. Yani o konuda problem yok. Rekabet ederiz yani. Ama güzel bir şekilde rekabet ederiz yani.
Başkanım, bizim kadar Sayın Mehmet Sefil Başkanımızı da böyle biraz teşvik ederseniz bu konuyla ilgili birebir görüşmelerinizde çok mutlu oluruz. Yani biraz da motive etmeniz gerekiyor bence. Yani, bence biraz motive etmeniz lazım. Yani şimdi Mehmet Sefil Başkanım hakikaten tanıdığım başkanlar içerisinde en naif olan, en beyefendi olan insanlardan bir tanesi. Yani o bile bıktı aslında ve çekildi aslında. Yani o anlamda yani biraz geri plana itti kendini. Biraz da bir taraftarların da biraz da bunda etkisi var. Yani şimdi ben mesela bizde Adana Spor var biliyorsunuz. Adana'nın iki tane takımı var. Hatta Adana Spor taraftarları bana yazarlar özelden böyle DM'den. Ben hep şunu söylerim. Başkanınıza sahip çıkın. Başkanınızı motive edin ki ona şevk verin. Şevk verdiğiniz zaman iyi futbolcular da getirir, ilgilenir. Daha iyi noktaları getirmeye çalışır. Ama sen kalkıp sallarsan, sen sosyal medyada hakaret edersen şevkini kırmış olursun. Bilmiyorum bu konuda yanılıyor muyum ama benim düşüncem bu yani. Netice itibariyle Göztepe'de bir şirket netice itibariyle. Adana Spor da bir şirket. Bugün Adana Demir Spor da bir şirket. Kasımpaşa da bir şirket. Yani bu biraz önce bir arkadaşımız bizi biraz övdü. İşte transferlerle ilgili Beşiktaş'a Fenerbahçe stoperler sattık. Balotelli sattık. Bütün sattığımız oyuncuların gelen bedellerini sezonun %30'unu karşılayabildik onda. Hatta %30'unu belki %20'yi karşılayabildik. Yani bugün Süper Lig'de olmak gelir gider dengesine baktığınız zaman yani iyi bir kadro kurmaya kalktığınız zaman en az 12 milyon bütçeniz olması lazım. Geçen sene biz ligi 4. bitirdik. 4.3 milyon yayın gelirinden para aldık. Reklamlar, sponsorlar, stat gelirleri dahil toplam 8 milyon gelirimiz vardı. Ama bütçemiz 25 milyondu. Yani bu şekilde kulüplerin ayakta kalma şansı zor. Sizin şansınız var. Şirket burası. Biraz da başkanlarınızı motive edin, yöneticilerinizi motive edin. Biraz daha ellerini taşın altına koyarlar o zaman. Ama siz hakaret ederseniz, siz eleştirirseniz, yapıcı eleştiri hariç. Yani şey anlamında her bir maçtan sonra bazen yani şimdi başkan da üzülüyor, yöneticiler de üzülüyor. Yani onlar üzülmediğini mi zannediyorsunuz? Emin olun en azın kadar üzülüyorlardır. Yenildikleri zene de beraber kaldıkları zaman. Ama kendileri çıkıp oynamıyorlar. Neticede böyle bir takım kuruyorlar ve başına da bir hoca getiriyorlar. Bütün top şey ellerinde. Yani sihirli değnek ellerinde. İyi çalıştırırlarsa, iyi motive ederlerse galibiyetleri alırlar. İyi motive edemezlerse, iyi bir kadro kuramazlarsa, yanlış değişiklikleri yaparsa mağlup olurlar, berabere kalırlar. Yani neticede böyle. Yani başkan ve yöneticilerin pek fazla yapacakları sadece motivasyon anlamda katkı sağlayabilirler. Paralarını zamanında ödeyerek katkı sağlayabilirler. Onlara iyi ortam sağlayarak katkı sağlayabilirler. Ama şimdi her şeyde yönetim istifa. Tamam yönetim gitti. Sanki gelecek yeni yönetim daha iyi mi olacak yani? Başkanım, Adana Demirspor'u devraldıktan sonra cebinizden ne kadar... Yani ne sen sor ne ben söyleyeyim yani. Yani bunlar kaldırılabilecek şeyler değil bunlar. Geçen seneki bütçe 25 milyon euroydu diyor Nazım. Evet, 8. Ne sen sonra ben... Evet, 8 milyon da gelir vardı. Aradaki fark ne oldu? Nereden geliyor bu fark? Gökten inmiyor ya. Başkanım bir de Balotelli tekrar nasıl getirdiniz? Çok merak ediyoruz gerçekten. Ya Balotelli zaten gittiği günden beri bizimle irtibatı kesmedi zaten. Sürekli görüşüyorduk. Yani onu da gönlünün hala bizde olduğunu, gittiğine de pişman olduğunu da biliyorduk zaten. Beni alın diyordu. Almaya kalksaydık en az 4 milyon euro para isteyecekti bizden Sion kulübü. Biz de kendisine şunu söyledik yani beleşe gelirsen ancak seni alırız. Beleşe gelmezsen seni almayız. Git ne yaparsan yap. Sözleşmeni feshet gel dedik. O da sözleşmeni feshetti ve geldi. Hem de bir önceki seneden ödediğimiz paradan daha az parayla aldık yani. Ya bir nevi beleşe geldi başkanım doğru mu? Tabii. Diye sormuşlar ya 2 kere 2 kaç eder? Alacak mı satacak mı demiş. Alırsam 3 eder satarsam 5 eder. Satarken 5'e sattık alırken bedavaya aldık yani. Başkanım son olarak da bu seneki Adana Demirspor hedeflerini alabilir miyiz? Bizim bu sezon başlarken hedefimiz yine ilk 5 Avrupa hedefimiz var. Elimizden geleni yapacağız. Tutulmaya çalışacağız. Bir şeyler becermeye çalışacağız yani.
Ama takım bu. Başkanım hayır. Takım buna hazır yani. Başkanım, peki başkanım, bir şey, de, müsaadenizle bir şey, ben de bir şey sormak istiyorum ama. Tabii ki, tabii ki. Şöyle söyleyeyim, biz yaklaşık 3 sene önce Gorica'da Hırvatistan'da bir tane oyuncu izlemiştik. Onu da kadromuza kattık, Şerif Endiaye. Kiralık olarak gelmişti. Sonra da bonservisiyle satın almıştık. Sonra sezon devam ederken biraz da yine problemler olmuştu Şerif'le de ilgili. Mehmet Sepil onu Çin'e satmıştı. Ve siz Balotelli'nin gidişinde yanlış hatırlamıyorsam yerine Şerif Endiaye'yi getirmiştiniz. Şerif'le ilgili düşünceleriniz nelerdir? Sezonda çok iyi başlamıştı ama transferin son gününde hiç beklenmedik bir şekilde transfer oldu. Kendisi o süreçte neler yaşandı onu açıkçası merak ettim biraz. Ya şöyle, biz mecbur şarta bağlı satın alma almıştık. 700 bin euroya satın alacaktık onu. Eğer 7 gol asist yapsaydı, ikinci devre aldığımız için, çünkü ikinci dönemde aldığımız için. İyi de bir teklif gelince satın almayı yaptık ve oraya sattık. Yani 4.1 milyona sattık yani. Başarı bonuslarıyla beraber belki 5 milyona çıkacak yani. Şimdi benim bir anlayışım şu. Ederini bulan her futbolcu bende satlıktır. Ama ederini bulursa. Yani ederini bulursa. Çünkü ederini bulduğu zaman, satmadığın zaman kendisinde de problem yaşarsın. Ciddi problemler yaşarsın yani. Başkanım hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Benim size bir sorum olacak. Daha önce de sormak istemiştim. Sohbet odasında sizi takip ediyordum zaten. Öncesinde ufak bir şey eklemek istiyorum. Hani siz dediniz biraz kötü gününde yanınızda olun diye de biz aslında pek de iyi gün göremedik başkanım. Yani mesela 5 yıl Süper Lig'deydik. Hiç Adana Demirspor gibi Avrupa'ya da gidemedik. İlk 5 sıraya da giremedik. Türkiye Kupası'nda bir şey yapamadık. Hani iç sahayı cehenneme çeviremedik gelen İstanbul takımları için. Mesela son sene küme düştüğümüzde sizden de yedi yedik. 7 gol. Çaykur Rizespor'dan da 7 gol demiştik. O sene bile başkanım doluluk oranında ilk 3 sıradaydı Göztepe taraftarı. Doğru, ben doğrudur. Bunu eklemek istedim sadece. Benim sorum şu olacaktı. Biliyorsunuz siz de bahsettiniz. Eskişehir Spor, Kocaeli Spor, Sakarya Spor, Bursa Spor yok Süper Lig'de. Ve bu taraftarı olan takımlar gidiyor. Yerine stadı olmayan, taraftarı olmayan, antrenman sahası bile olmayan belki takımlar geliyor. İşte 200 kişi oynayan, 300 kişi oynayan. Siz bu durumun Süper Lig'in marka değerini düşürdüğünü ve gelirlerinizi de düşürdüğünü düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Kesinlikle düşürüyor ama onlara da haksızlık yapmak istemem. Netice itibariyle onlar da herkes gibi yatırım yapıyorlar. Ona göre takım kuruyorlar ve haklarıyla çıkıyorlar yani. Onlara da saygısızlık etmek istemem ama evet doğrudur. Yani çünkü taraftarla futbol taraftar demek yani. Taraftarı olan takımların, büyük camiaların Süper Lig'de olması o ligin değerini artırır. O bir gerçek. Son maçta da kusura bakmayın. Yani o 7-0 olayı da Balotelli gol kralı yapmak içindi. Epeyce bütün takım uğraştı yani onu gol kralı yapmak için ama maalesef yapamadık. Geçen sene ikinci oldu yani. Başkanım ben bir soru sormak istiyorum. Biliyorsunuz Sayın Mehmet Sepil Başkanımız da Kulüpler Birliği Başkanlığı yaptı. Önemli şeyler de yaptı orada. Sepil kanunları diye kanunlar da çıktı. Siz Kulüpler Birliği Başkanlığı düşünüyor musunuz? Var mı öyle bir teklifler, oluyor mu? Yani şu anda öyle bir düşüncem yok. Hatta en son vakıf yönetim kurulundaydım. Bir arkadaşımız yedekte kalmak istemediği için ben kendim fedakarlık yapıp oradan çekildim. Onu vakıf yönetimine aldık. Yani her başkan görevini yapıyor zaten. Destekte oluyor zaten. Hep beraber hareket ettiğimiz için fark etmiyor. Yani ya olabilir mi ileride, niye olmasın yani. Yani renkli kişiliğinizle, girişken tavrınızla bir Kulüpler Birliği Başkanlığı da Türk futboluna etki eder diye düşünüyorum. Ya doğru söylüyorsun. Ben gördüğün gibi yani şu anda işte siz sohbet odanıza katıldım. Yani ben sosyal medyayı aktif kullanan bir insanım. Sağ olsunlar mesela bugünün polemiği mesela. Bizim kardeşim olan Erden Timur'un açıklamalarına iddialar ayrı. Ben Fenerbahçe Galatasaray polemiklerinin yaşanmasını doğru bulmuyorum. Yani çünkü Türk futboluna zarar veriyor. Ama şimdi bir iddia varsa, ortaya atılan bir iddia varsa bunu yorumlamak bile hadsizlik olur. Çünkü bunun federasyonun, disiplin kurulunun hatta hukukun bile devreye girmesi lazım. O ayrı. Ama iki takım arasında mesela ben örnek veriyorum. Mesela Ankara Gücü'yle Adana Demirspor taraftarlarını hep barıştırma için elimden geleni yapıyorum.
ya da Bursa ile Adana Demirspor'un ya da Mersin ile Adana Demirspor'un. Yani iki şehrin takımların birbirlerine düşman olmanı ben içime sindiremiyorum, kabullenemiyorum. Futbol güzellik demek, futbol şov demek. Yani iyi çıkıp deplasmanda kazanan takımı da alkışlayabilmek önemli olan. Yani gelip orada üstün bir oyunla seni yenebiliyorsa, bir takım gelip Göztepe'yi üstün bir oyunla yenebiliyorsa, bence Göztepe'lerin o takımı alkışlayıp öyle göndermeleri lazım. Ben bunu benimseyen, bunu isteyen bir insanım. Şimdi benimle yapılan röportajda Erdem Timur'un iddialarını sordular. Dedim ki yani ben polemikler aslında doğru bulmadığımı söyledim. Çünkü oradan bir şey söyleniyor, öbür tarafı cevap veriyor. Oradan bir şey söyleniyor, öbür tarafı cevap veriyor. Ama iddialar, hatta iddiaların bir tanesinde muhatabı benim. Yani Fenerbahçe Adana Demirspor'un var kayıtları. Şimdi eğer öyle bir şey varsa yani sonuna kadar gitmek lazım. Ne demek ya? Böyle bir takımın silah şölenini yapmak doğru değil ki. Bunu hiçbir başkan içine sindiremez yani. Tabii ki öyle bir şey varsa federasyon zaten görevi alıp ona göre araştırmalar yapması lazım. Kimin suçu varsa gerekirse hukuka da intikal ettirmesi lazım. En ağır cezayı da verdirmek lazım. Ama işte bunları yaptığın zaman işte bazen çok böyle şey taraftarlar biliyorsunuz. Yani ergen taraftarlar da çok. Eline klavye alan istediğini yazabiliyor, hakaret edebiliyor. Bunlar hoş şeyler değil. Ama buna rağmen onları da tolere edip yine ben bildiğim, emin olduğum, inandığım şeyleri de söylemekten de çekinmem. Bilirsiniz, rahat da bir adamım. Allah'tan başka kimseden de korkmam. Çekinmem de. Netice itibariyle bir nefese bakar her şey. Hepimiz 2 metrelik çukura gideceğiz. Onun için biliyorsunuz bizim dinimizde de var. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Onun için hakla inandığım her şeyi savunurum. Benim aleyhimde de olsa yine söylerim, lehimde de olsa da söylerim yani. Başkanım, o konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Yani tabii o ki. Sizin maçtaki Mert Hakan'ın eline değen topla alakalı. Mesela bizim maç yayınında gösterilmedi. Özetlere evet, koyulmadı. Biz de görmedik. Biz de görmedik. Ama daha sonra gördük. Amerika özetinde o maçın, Amerika özetinde o pozisyon var. Mesela ben onu oradan mesela aldım o görüntüyü, Twitter'a koydum. Evet. Ondan sonra o görüntü de engelledi beIsports'tan. Ya şimdi şöyle, yani gerçekçi olmak lazım. Şimdi VAR'dakiler hakemi çağırıyorlar mesela, VAR'a çağırıyorlar. Hangi pozisyonları gösteriliyorlarsa saha hakemi ona göre karar veriyor. Şimdi o pozisyon demek ki kendisine gösterilmiştir demek ki. Yani biz görmesek bile demek ki gösterilmiştir yani, iptal edilmiş. Net şekilde eline çarpıyor. Yani Mert Hakan'ın net şekilde eline çarpıyor top. Yani iptalde herhangi bir sorun yok. Yani. Ama bize gösterilmemesi sorun. Yani bu evet, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olayı değil. Yani bu beIN Sports'un olayı. Yani. Ya tabii bu federasyon işi. Yani bunu hep birlikte el ele verip bunu düzelttirmek için elimizden geleni yapacağız. Yani kulüpler birliği toplantılarında bunları konuşuyoruz. Yani bazı şimdi her şeyi dışarıda konuşamıyorsun. Yani içeride Kulüpler Birliği'nde federasyonla yaptığımız toplantılarda yani emin olun birçok şeyi gündeme getiriyoruz zaten. Yani öyle sus pus oturmuyoruz yani. Öyle federasyonun her dediğine de evet demiyoruz yani. Kulüpler bile birbirlerine her şeye evet demiyor yani. Yani evet. Bizim toplantılarımız çok tartışmalı geçer. Çok şeyi geçer. Hele benim olduğum yerlerde daha da renkli geçiyor yani. Başkanım, 2 sene önce federasyonu düzenlenen bir hakem kampı vardı. Siz o zamanki federasyon başkanı Nihat Bey'in gözlerinin içine baka baka kürsüde demiştiniz ki Türkiye'de futbol diğer şehirlerde de oynanıyor. 4 büyükler dışında da futbol oynanıyor noktasında çıkışınız vardı. Tabii bu aslında çok büyük bir çıkıştı. Bundan dolayı hakikaten tekrar size teşekkür etmek isterim. Seren Aygüz'e de katılıyorum. Size gerçekten de Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı yakışır başkanım. İnşallah nasip kısmet diyelim. Nasip kısmet. Başkanım şunu sorayım bir de size. Mesela şimdi her oyuncunun değeri bulunca gider dediniz. Şimdi Yusuf Sarı diye bir oyuncu aldınız Yunus Akgün'den sonra. Onun yerini oynayan. Yusuf Sarı'yı nasıl tutmayı düşünüyorsunuz elinizde? Yani ederini bulursa, teklif gelirse bakarız yani. Çünkü gidişatı yani o başını alıp gidecek gibi duruyor. Yani şimdi beni ve takımı mutlu etmeyecek hiçbir rakama ben göndermem biliyorsunuz yani. Ama maşallahı var. Hem Yunus'un sizde gösterdiği performans hem Yusuf Sarı'nın sizde gösterdiği performans. Gerçekten bir takımın oyuncuya nasıl değer kattığını, oynadığı oyunun, takımın oyununun, oyuncular nasıl değer kattığının çok güzel bir örneğisiniz çünkü. Adana Demirspor'u var. Hem hoca hem kadro kurulumu yani gerçekten
Örnek bir takım bana göre Adana Tabii yani şimdi tek başıma bunları yaptım demem doğru değil. Ben her zaman söylerim. Benim futbol aklımın %70'i Metin Korkmaz'dır. Bir de işte onun yanında Gökhan Göktürk var. Başka scout ekiplerimiz var. Yani ince elip sık dokumadan hiç kimseyi almıyoruz. Ha ama Balotelli'yi kimseye sormadan da alırım. Yani onu hiç kimseye sormaya gerek yok. Mesela Niang'ı kimseye sormadan alırım. Şimdi Niang mesela bizde Niang diye bir oyuncu var. Bilirsiniz değil mi Niang'ı? Tabii, bilmez miyiz Başkan yani? bilmez miyiz? Yani şimdi o adam, o futbolcuya kim yok der yani. Zaten ona yok diyecek o hocayı, o zaman hocalığında şüphe etmek lazım. Başkanım Gökhan Bey'de bir ayrılık yaşanmıştı ama o da geri döndü ama daha iyi döndü sanki. Onunla alakalı bir düşüncesi var mıdır Gökhan Göktürk'le alakalı? Gökhan benim evladım yani. Gökhan hep böyle arada bir kızarım ona. 5-6 defa istifa etti sağ olsun. 5-6 defa da hadi lan git işine bak dedim. 7. defada artık tamam git dedim. O da gitti. 3-4 ay dinlendi. Hatta şu teklifler de geldi ona. O da bir yere gitmedi. Sonra görüştük. Ne yapıyorsun dedim. Niye gitmiyorsun bir yerlere o zaman? Teklif geliyor niye gitmiyorsun dedim. Gitmek istemiyoruz. Dedim gel o zaman görevin başına dön dedim. Ve öyle geldik. Şu anda hem sportif direktörlük yapıyor hem de danışmanlığımı da yapıyor yani. O benim Çünkü ben evladım yani. kendisi başka bir yayını alacaktım. Çünkü yayına çıkmıyordu. Şimdi gene yayın almaktan muhtemelen alamayacağım. Çünkü Demir Spor'dayken pek konuşmuyor. O yüzden dedim. Yani şey konuşabilir, problem yok. Benden izin aldığı sürece konuşabilir. Biliyorsun benden izin almadan kimse röportaj da veremez. Bende kurallar var yani. Evet başkanım sizin bu konuda. Başkanım bu arada siz zaten yetiyorsunuz bence. Hani diğer mecralara gerek kalmıyor bence. Zaten bende bir tane basın danışmanı var. Adana'nın en güçlü medya, yerel medya sahibi. Savaş çok duygulu. Geçen gün sohbet ediyoruz. Valla başkanım bana görev bırakmıyorsun maşallah diyor. Benim de eski medya kökenli olduğumu biliyorsun herhalde. Daha önce biliyorsun Star Medya Başkanlığı'nı yaptım ben. Türk Evet başkanım. Medya'da başkan yardımcılığı yaptım. Bir 6 sene yaptık o işi yani. Başkanım ben şöyle girmek istiyorum, şöyle bir soruyla. Şimdi 2-3 senedir takımlarında yeterli değeri bulmayan veya takımlarında yedek kalan oyunculardan Yusuf Sarı gibi, Yunus Akgün gibi oyuncular bulup çıkartıp onlara bayağı iyi değerler katıyorsunuz. İsmail Yüksek de bizdeydi. Süper Lig'e Aynen, çıktığımız aynen. sene o da bizdeydi. Aynen, bravo başkanım. Elinizde şu an kendi takımınızda ya bu adamı da Göztepe biz de oynatamıyoruz çok yetenekli ama hani Göztepe'ye versek bu adam Göztepe'de parlar diyebileceğiniz oyuncular var mı başkanım? Vallahi bende şu anda 8-9 tane oyuncu kiraya verdiğim oyuncular var. Yani şu anda başka takımlarda ve her hafta izleyici gönderip izlettirdiğimiz ve onlar hakkında rapor aldığımız 9 tane oyuncu var şu anda kiralık verdiğimiz. Alabileceğimiz gibilerinden hani alışverişteyim ben yani biraz da. Yani bilmiyoruz yani bakarız yani devre arasında bakarız tabii yani olursa niye olmasın Göztepe gibi bir takımda benim oyuncum olması bizim için de iyi olur yani. Başkanım siz de bir yatırımcısınız. Göztepe'nin yabancı yatırımcılarıyla bu Spor Republic ile ilgili bilginiz var mı yok mu? Çok ayrıntıyı bilmiyorum ama yani bizim bu yeni yatırımcılarımızla ilgili fikirleriniz nelerdir? Yani Türk futbolunda yabancı yatırımcının olması ne ifade ediyor sizin için? Ya ben de normal karşılıyorum ve doğru buluyorum ben. Yani ama önemli olan bu işi iş olarak yapıyorlarsa bence çekmek lazım onları. Çekmekte fayda vardı. Ama tabii şimdi yeni yasada biliyorsunuz yani ancak %49'una sahip olabiliyorlar. Peki başkanım siz ileride düşünür müsünüz yabancı bir yatırımcı Demirspor için? Ben taraftarlarıma söz verdim yani kongrede ben şirketleştirdiğim zaman ömür boyu başkanları kalacağıma söz verdim yani. Benim tek bir hedefim var borsayı açmak. Yabancı yatırımcı da gelirse %10 %20 olursa niye olmasın yani güç katacaksa katkı sağlayacaksa benim Avrupa arenasında bana destek olacaksa oradan futbolcu alabileceksen niye olmasın yani olmaz diye bir şey yok. Ama Adana Demirspor her daim Adana Demirspor taraftarlarının kalacak şekilde benim yönetimde olacak şekilde devam edecektir yani. Bu arada başkanım şimdi Demirspor'da çok büyük bir camia.
Biz bu sene başı itibariyle daha önce Kayserispor'un da sponsor olan ve Denizlispor'un da sponsor olan Yukatel'le bir anlaşma yaptınız. Bununla alakalı taraftarlardan bir kısmından biraz galiba tepki de gelmişti ama bir açıklamanız da vardı bununla alakalı. Bununla alakalı bir sözünüz var mıdır? Ha yok, yani sponsorlar anlayacak. Yani netice itibariyle arma duruyor yerinde yani. Adana Demirspor arması duruyor. Sadece ilave isim okunurken Yukatel Adana Demirspor. Bunda bir sakınca görmüyorum ben yani. Netice itibariyle ana kültür olarak kurumsal olarak değişmiyor ki yani. Çünkü sponsorlar şart. Sponsorlar şart. Sponsorlar olmadan kulüpler ayakta kalma şansı yok. Hatta ben rica ettim sahibinden sponsor olsun bize yani. Yoksa kendisinin öyle bir niyeti de yoktu yani. Benim dostum olduğu için ben rica ettim ondan, öyle sponsor oldu yani. Yani unutma yani, şimdi kolay mı sponsor bulabilmek yani? İzmir'de sponsor bulmak kolay mı yani? Size soruyorum yani. Çok zor. Doğru. Çok çok zor. Doğru. Böyle bir soru yani gelmiş. Türkiye'nin her yerinden kulüpler, kulüp başkanları beni arıyor. Yani göğüs reklamı olmayan kulüplerimiz var arkadaşlar. Rica ediyorlar şu önünde yardımcı olur musun diye, şu bize sponsor olabilir mi diye. Ve birçoğuna elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum yani. Çünkü dönmüyor. Gelir gider dengesi yetmiyor. Yani bugün ligde kalabilecek, Süper Lig'de kalmak için en az 10-12 milyonluk bütçeniz olması lazım. 10-12 milyon harcamayan hiçbir kulübün Süper Lig'de ligde kalma şansı yok arkadaşlar. Emin olun kalamaz yani. İşte 6 milyon 7 milyon euro bir İstanbul Spor hariç. İstanbul Spor belki 3-4 milyon euro ile döndürebiliyor ama yani sürekli olma şansı yok yani. Her zaman sıkıntılar çeker mesela. İstanbul Spor'un sahibi de benim dostum Ecmel Başkanım. Şu anda en iyi götüren o, Allah var. Gelir gider dengesini en iyi kuran da o. Ama o bir örnek değil yani. Öyle söyleyeyim yani. Bir de şu var başkanım, şimdi İstanbul dışı takımların deplasman masrafları da çok fazla. Tabii İstanbul'dakiler bizim şu anda Anadolu kulüplerinin İstanbul kulüplerine göre yıllık en az 20 milyon daha ekstra masrafımız var yani. Uçak masrafı, konaklama masrafı, tabii. Yani o da 1 milyon euro atıyor neredeyse. Şöyle bir soru gelmiş. Daha önce Göztepe maçlarında da gördüğümüz Murat Sancak Başkan hiç içinden acaba Göztepe'nin başkanı olsaydım diye geçirmiş midir diye bir soru gelmiş. Vallahi biraz nostalji yapayım isterseniz. Daha önce ben Göztepe'yi alma noktasında bir girişim olmuştu. Kaç yıl önce? Belki 10 yıl önce. Yani bu imam neydi? Altınbaşlar zamanı. Aynen, imam altın. Altınbaşlardan önce hiç unutmam 5 milyon TL bir değeri vardı. O zaman benim bir tane eski futbolcu bir dostum vardı. Alıp ona teslim etmekti aslında. Niyetim oydu. Sonra olmadı. Öyle geçti. Yani yoksa bir kulübe başkan olma diye bir niyetim de yoktu. Adana Demirspor'a başkan olmak diye bir niyetim de yoktu yani. O da tamamıyla spontane gelişen ve içine girip çıkamadığım bir noktada başkan oldum yani. Yoksa futbola girme diye bir düşüncem, bir hayalim de yoktu yani. Peki başkanım, girdiğinizde çok mutlu musunuz? Yoksa vay ben bu işten nereden girdim mi diyorsunuz? Şimdi şöyle, maddi olarak baktığın zaman kim girerse girsin pişman olur zaten. Onu net söyleyeyim yani. Ama başarı elde ettiğin zaman, güzel bir ivme kazandığın zaman dünyanın en mutlu insanı da oluyorsun yani. İşin özü bu yani. Yoksa maddi olarak hiç kimse mutlu olma şansı yok yani. Türkiye'de yok özellikle. Yok tabii, yok. Yani için bütün kulüplerin, bana göre süreç içerisinde bütün kulüplerin şirketleşmesi lazım. Şirketleşmeyen kulüplerin ayakta kalma şansı da yok zaten. Peki başkanım, şunu sormak istiyorum. Siz bildiğim kadarıyla Siirtlisiniz. Evet, aslen Siirtli, doğrudur. Ben de Batman'dayım şu anda. Batman'da yaşıyorum. Mesela burada Batman Petrol Spor'un... Aslında sen de Siirtlisin canım. Batman Siirt'in içinden koptu gitti, biliyorsun. Aynen, İrif'ten. Eskiden Siirt'e bağlıymış burası. Şimdi Batman, evet. Petrol Spor geçen sene 3. gelişti. Bu sene tekrar çıkmak için iyi de bir takım kurdular falan. Ama buradaki çocukların yani gerçekten spor yapabileceği çok alanlar yok. Yani buranın, Güneydoğu'nun özellikle bu tarafların çocuklarında çok, gerçekten Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi yetenekler de var. Ya mesela sizin buralara yaptığınız böyle altyapıları veya bu şehirlere yapılan yatırımlarla ilgili bir şeyiniz var mı? Bilginiz var mı? Veya
yapmak istediğiniz projeleriniz var mı? Onu merak ettim ben çok. Aslında şöyle, yani sadece bu Batman'ın sorunu değil, bütün Türkiye'nin sorunu. Yani her mahallede normalde bir sahanın olması lazım. Yani bunu Spor Bakanlığı olsun, Milli Eğitim Bakanlığı veya işbirliğiyle bunlar ancak çözülebilir. Yani şimdi Adana ile Batman'ı ele aldığınız zaman mesela nüfus oranına göre belki Batman'da daha çok imkan vardır. Nüfusa göre. Doğru. Ne demek istediğimi anladın mı? Yani tabii, diyelim tabii, ki tabii. Batman'da şu anda iki tane saha varsa mesela 100 bin nüfusu varsa, diyelim ki 150 bin nüfusu varsa, Adana'nın 2,5 milyon nüfusu var. Belki 5 tane sahası yok. Yani bu aslında bir devlet eliyle bunu bir hayata geçecek projeler geliştirmesi lazım. Yani sadece Spor Bakanlığı değil. Bunun içinde belediyelerin de olması lazım. Yani aslında belediyelerin asli görevidir yani. Bunu yapmaları lazım belediyelerin. Yani her mahalleye muhakkak bir saha yapılması lazım. Hadi yapma, saha yapmadın, halı saha yapman lazım. Yani bol bol halı saha yapman lazım. Çünkü çocukların gidip oynaması lazım. Orada gelişmeleri lazım. Ben ilk Adana Demirspor'a başkan olduğum zaman 350 tane altyapıda oyuncumuz vardı. Şu anda herhalde 6 bin lira doğru gidiyoruz mesela. En son Azerbaycan'da bir tane spor okulu açtık mesela. Başkanım, bizden giden çok kıymetli bir benim de yakın dostum Özgür Zengin hocamı getirdiniz altyapının başına. 2-3 sene oldu. İyi de oyuncular da çıkartıyor gördüğümüz kadarıyla. Memnun musunuz? Nedir durum? Gayet memnunuz. Zaten önce ilk başkan olduğum dönemlerde Gökhan Göktürk'ü altyapının başına almıştım zaten. Daha sonra Gökhan Göktürk'ü sportif direktörü alınca Özgür Hoca'yı transfer ettik. Onu aldık. Gayet memnunuz yani. İyi gidiyor. Başkanım ben... Senden aldım. Ses gitti herhalde. Burada hocam, başkanım buradayız. Başkanım, Demirspor taraftarlarında şöyle bir sıkıntısı var aslında. Stat çok güzel. Yeni stat, modern stat, güzel stat, keyifli stat ama sizin çıkışında sanırım çok büyük bir eziyet oluyormuş galiba. Bununla alakalı bir çalışma yapıldı mı? Veya bilginiz var mıdır? Ya şöyle, belediye ilave bir yol açacak. Bir iki aya kadar açacak ama yani stadımız güzelse Adana Demirspor için de bir iki saat de yolda geçsin canım. Yani o kadar da şey olmasın yani. Cefayı da çekeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Ben bunu söyleyen arkadaşlar, ben diyorum ki ya ben her maça 1030 kilometre gelen bir adamım. Yani İstanbul'dan atlayıp arabayla Adana'ya giden bir adamım yani. Dönüşte de 1030 kilometre yapıyorum yani. Yani başkanım, ben bunu dert etmiyorsam taraftarlarım da dert etmesinler yani. Tabii ki belediye başkanlarına, spor bakanlığına, ulaştırma bakanlığına şey yapalım, baskı yapalım, yollar yapılsın, düzenlensin, o ayrı bir şey yani. Ama yol kötüdür diye, yol sıkışık diye, çok bekliyoruz diye takımı yalnız bırakmak doğru değil yani. Başkanım, Adana Demirspor taraftarından da çok büyük katılım var sizi gördükten sonra. Taraftarlar arasında buradan soru sormak isteyen arkadaşlar yayına almadığımızı falan düşünüyorlar. İstek gelmiyor arkadaşlar. İstek gelirse yayına severek alabiliriz. Sorularınızı Murat Başkan'a sorabilirsiniz. Ama sağ olsunlar beni takip ediyorlar zaten. Her yerden takip ediyorlar. Onlara da selam olsun. Hatta bazıları bana kızıyor yani bir sohbet. Bazıları kızıyor, bizim sohbet odalarımıza katılmıyorsun, başkalarına katılıyorsun diye. Yok, fırsat buldukça hepsine katılmaya çalışıyorum yani. Yani benim için fark etmiyor. Göztepe, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, hepsinin, Giresun, yani fırsat buldukça gördüklerime girip katılıyorum yani. Bazen dinleyici olarak katılıyorum, bazen de konuşmacı olarak yani. Valla biz çok memnun olduk, mutlu olduk başkanım bu akşamki katılımımızdan dolayı. Serhan abi, son olarak şunu da söylemek istiyorum. Yani geçen hafta milli takım 2'de 2 yaptı ve hani tamamen gündemde Adana Demirspor vardı, Murat Sancak vardı. Hem Montella'nın başa geçmesi, Yunus Akgün'den aldığı katkı, Samet'i tekrar çağırması, Samet'in 2 maçta da iyi oynaması, Yusuf Sarı'nın girip çok güzel işler yapması. Bunda Murat Başkanımıza hani geçen hafta attığımız tweetlerle ya da sohbetle konuştuğumuz kadarıyla arkadaş ortamında vesaire Murat Sancak'ın çok çok büyük etkisi var.
Kendisine de buradan fırsat bulmuşken teşekkür etmek isterim. Montella'lı milli takımı ne bekliyor diye de bir sormak isterim açıkçası. Yani Montella hoca aslında yabancı hocaya çok biz tercih etmiyorduk diyebiliriz ama müthiş iki maç çıkardı. İki maç müthiş taktik plan. En iyi kendisi tanıyordur. Bir hazır bulmuşken onu da sorabilirsek mutlu oluruz tabii. Daha önce de ifade ettim. Yani çok kalender bir adam, çok iyi bir adam. Yani o deprem zamanında yaşadığımız depremde kalkıp görev alıp bir hesap açmıştı, yardımlar toplamıştı. Hatta atlayıp Hatay'a gidip oradaki çocuklarla futbol maçı bile yapmıştı yani. Ben söylemiştim o zaman. Zaten beni aradıklarında, federasyon başkanı beni aradığında söylemiştim. Zaten gereğini de söylemiştim. Eğer rahat bir çalışma ortamı bulursa... Başarılı olacağını da söylemiştim. O ortamı da yakaladı. Yaptığı ne yani? 3-4 günde elinde sihirli değnek yoktu. Yaptığı şu, futbolculara dokunabiliyor yani. Önemli olan bu. O dokunabilme şeyini de bizde de geliştirdi. Bizim de çok katkımız oldu ona. Çünkü ben her aldığım hocaya söylerim ben. Futbolcuya baba gibi davranacaksın, senden korkacak, çekinecek. Futbolcuya abi gibi davranacaksın, sana gelebilecek. Futbolcuya kardeş gibi davranacaksın, arada bir nazını çekeceksin. Yani bunları yaratabilirse bir yönetici zaten her yerde başarılı olur. İletişim de kuvvetliyse, insanlara da dokunabiliyorsan başarı gelmeyecek bir durum yok. Yani insanları inandırmak, kendine inandırmak, koştuğun hedeflerin peşinde inandırmak, önemli olan bu. Bunu becerebilirsen de başarılı olursun hep derdim. Nitekim de iki maçta da üzerine düşeni de yaptı. Hatta bugün akşam şimdi haberlerde şeyde seyrederken Beyinspor'da İstanbul Spor Ankara Gücü maçına gitmiş seyretmiş. O maçtan sonra da çıkmış Fenerbahçe Hatay maçına gitmiş seyretmiş. Yani demek ki işine olan saygısı var bu adamın yani. İyi ki milli takıma alınmış yani. Başkanım iletişim demişken de yani şunu söyleyelim yaklaşık yarım saat önce bir tane arkadaşımız söylemişti. Biz çok iyi gün görmedik diye Göztepe olarak. Yani ben ona katılmıyorum muhakkak yani Mehmet Sepil de çok ciddi emekleri oldu. Ya stadın yapım aşamasında, tesisin bitirilmesinde, takımın Süper Lig'e çıkarılmasında ki ilk sene, ilk senemiz aslında sizinle benzer. Biz de çok ciddi paralar harcadık. Bir iki sırayla Avrupa'yı kaçırdık diyebiliriz. Burada benim sizler arasında gördüğüm en büyük fark hani Mehmet Başkan'ın ve sizin arasında, sizin aranızda iletişim farkı. Yani siz çok oyuncuya dokunmayı seven, hocayla çok iyi ilişkiler kuran, taraftarla iletişim kuran. Yani gecenin bu saatinde şu an bizle bir şeydesiniz, bir konuşma içerisindesiniz. Aslında taraftarın biraz tepkisi ve ona olan yıllar geçtikçe olan tepkinin sebebi biraz iletişim sıkıntıları. Yani biz Göztepe olarak bazen istediğimiz soruların cevabını alamıyoruz. Doğru iletişim kurulmadığını düşünüyoruz. Yani bu konu hakkında ne demek istersiniz? Yani çok fazla oyuncuya dokunan, taraftara dokunan bir yapınız var. Devamlı bir haber çıkıyor. Buradan bilgilendirme yapıyorsunuz. Çok kıymetli yani yaptığınız iş. Herkesin de yaptığı bir iş değil. Sıra dışı açıkçası. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle yani benim yönetim anlayışımda, prensiplerimizde bu aile kültürümüzden de kaynaklanıyor. Yani aldığın her işi adam gibi yapmak. İşin özü bu. Ha şimdi ben 30-35 bin kişiyle belki 40 bin kişiyi bulmuştur. Yani sosyal medyada yazışıyorum mesela. Şimdi buna emek lazım. Yani bazen 3-4 saatimi de alıyor. Bazen uykumdan da fedakarlık yapıyorum. Bazen yemeklere gitmem gerekirken gitmiyorum. Bunları ben insanlara dokunmayı seviyorum. İşin özü bu. Yani ben soyunma odasına değinirim devre arasında. Ben antrenmanlara da girerim. Futbolcularla da şakalaşırım. Ben futbolcunun her şeyiyle de ilgilenirim. Yani sevgilisinden ayrılmışsa bile aralarını bulmak için elimden geleni bile yaparım. Yani ailesinde bir problemi varsa elimden geleni yaparım. Yani bütün futbolcularda benim cep telefonum var. Sorunlarını çözemediklerinde direkt beni arayabiliyorlar. 24 saat yani gece 2'de de olsa 3'te de olsa arayabiliyorlar. Bu ortamı yarattığın zaman, bu aile kültürünü oturttuğun zaman başarı da o yüzden geliyor. Yoksa çok öyle önemli futbolcular arayıp da başarı sağlamayan çok kulüp de var yani. Başkanım, Vincenzo Montella gerçekten de bizim için göz bebeği oldu. Kendisini ben tanıyorum. Hatta sohbetlerimiz olmuştu ama ben şuna da şaşırmıştım. Montella ile Demirspor'un birlikteliği acaba hani sadece ailesel sebepten mi bitti? Sonra tekrar nasıl geldi? O süreci bizi bir toparlama şansı var mı? Yok artık bazen misyon tamamlandığı zaman orada bitirmek lazım yani. O da şimdi mental olarak da enerji olarak da eğer biraz tükenmişlik varsa
karşılıklı anlaşarak ayrılma şeyini gösterebilmen lazım. Şimdi ayrıldıkta ne oldu yani? Ayrıldığımız zaman sürekli irtibatta kaldık. Hatta biz ona birkaç tane de kulüp de bulduk. Yani gitsin başka ülkelerde de kulüpte hocalık yapsın diye ön ayakta olduk yani. O konuda da hiçbir zaman irtibatımızı da koparmadık yani. Hiç koparmadık yani. Ama bazen 2 sene az bir şey süre değil yani 2 sene. Bir Türk takımında 2 sene hocalık yapmak kolay değil yani. Kolay mı Nazım? Ve bu kadar da başarılı olmak hiç kolay değil. Önce 7, sonra 4. Yani muhteşem bir başarı sağlamıştı. O yüzden merak etmiştim başkanım ki ondan sonraki bence hedef de şampiyonluk olması lazımdı. Zaten bizim geçen sezon lige başlarken hedefimiz ilk 2'ydi aslında. Yani önümüze yönetim olarak koyduğumuz, takımın önüne koyduğumuz, hocanın önüne koyduğumuz hedef ilk 2'ydi zaten. Yani ona baktığın zaman aslında hedeflerimizin gerisinde kaldık. 4. olduk yani. Ben başarı arayayım. Can kurban yani gördüm. Bu benim için başarı mıdır? Bana göre başarısızlıktır yani. Başkanım valla çok teşekkürler. Davetimizi kırmadınız. Yani gecenin bu saatinde bu kadar insan bizi dinliyor. Bir kere onlar için ve kendi olduğum yer için teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, geldiniz ve çok değerli ve çok da keyifli bir sohbet oldu. Değil mi Serhan abicim? Muhteşem oldu bence. Abi ben son bir soru sorabilir miyim başkanımız gitmeden? Çünkü sabaha kadar soru sorabilirsiniz. Problem yok. Çünkü cevabınız hani bizim işimize yarayabilir bu soruda. Hani şu an hem milli takıma oyuncu ve hoca gönderen, işte Avrupa kupalarında oynayan, ligde zirveye oynayan ve herkesin zorlu deplasman olarak gördüğü bir Adana Demirspor var. Ama her zaman böyle değildi hani sonuçlar. Kötü günler geçirdiği de oldu özellikle alt ligdeyken. Ve siz de cebinizden hani bir sürü para harcadığınız halde çok ağır eleştirilere maruz kaldığınız günler de oldu. Hani bazen bırakmayı düşündüğünüz ve bıktığınız dönemler oldu diye hatırlıyorum. Oldu. İki defa da bıraktım. Tabii o zaman şirketleştirmemiştik daha. Daha o zaman dernekti. O zaman bırakmak daha kolaydı. Şimdi istesen de bırakamıyorsun şu anda. İşte o zamanlarda sizi tekrar inandıran ve motivasyonunuzu sürdürmenize sebep olan etmenler nelerdi? Cevabınızı merak ediyorum çünkü bizim işimize yarayabilir. Vallahi en son tabii bizim başımızın belası bir alt ayımız vardı. Kulakları çınlasın onları da. Hatta gelip bizimle beraber kalmışlardı. 2-2 kalmışlardı ve Erzurum'a kendi sahalarında 1-0 kalmışlardı ve o sene çıkamamıştık. Sonra yine bir Altay maçıydı bizim stadının açılışında. Yine galiba 2-1 mi bitmişti? 2-1 yenilmişti galiba. O maçtan sonra annem de zaten yoğun bakımdaydı o gün. Yoğun bakıma daha doğrusu girmeden önce bana şey demişti. Oğlum demişti artık bizi çok üzüyorsun. Sen üzülüyorsun. Bizi de üzüyorsun. Bırak demişti. Ben o zaman bırakma kararı vermiştim. Tabii bizim Adana'da Faruk Kar diye bir aile dostumuz var. O bizim yeğeni aramış. Öznür diye bir yeğenim var. Ablamın kızı en çok sevdiğim yeğenlerimden bir tanesi. Onunla organize olmuşlar. Annem o arada yoğun bakımdan çıkmıştı. Anneme tabii ligin daha yarısındaydık. Demiş ki ya söyleyin de bırakmasın herhalde bu sene. Neyse annemin yanına gittim. Annem dedi ki bana oğlum dedi yarı yolda bırakma dedi. Bu sezonu bitir ondan sonra bırakırsın dedi. Bırakmadık. O sezonda Allah nasip etti. Süper Lig'e çıktık. Bırakamadık ondan sonra zaten. Ondan sonra şirketleştirdik zaten. Çünkü şirketleştirmeseydik devam etmemiz söz konusu olamazdı. Çünkü yani evdeki hesap çarşıya uymuyordu. O oldu yani. 2 defa bırakma kararı vermiştim. Bir de tabii insan hafızası 21 günlüktür. Yani 21 gün sen bir olayı konuşma, 21 gün sonra beyin onu alıyor, server'a atıyor zaten. Depoluyor onu. Sonra gündeme geldiği zaman tekrar hatırlıyorsun. Şimdi bir başarı geldiği zaman geçmişi unutabiliyoruz. Yani artık geldiğimiz noktada da memnun olmayabiliyoruz. Yani şimdi mesela Adana Demirspor 26 yıl Süper Lig'e çıkmamış bir takımdı yani. Şimdi Süper Lig'e çıkıyorsun. İlk sezon lige damganı vuruyorsun. 7. bitiriyorsun. Sonraki sezon 4. bitiriyorsun. İnsanlar memnun olmuyor. Çünkü başarı arttığı zaman artık onun gerisini hiç kimse kabul etmiyor. Yani bu benim için de geçerli. Bende de öyledir yani. Şimdi bazen çok ağır eleştirilere de maruz kalabiliyorsun. Yani bazen böyle hadsizlik noktasına da getirenler de olabiliyor. Mesela bir hiç unutmayacağım birisi bana şey demişti. Evlat acısı yaşayasın demişti bana. Yani bunun kadar ağır bir eleştiri var mı yani? Bunu eleştiri denmez bu.
Yani bu bedduaların en büyük bedduası yani. Şimdi öyle noktalarda yani şimdi hem diyorsun ki bu kadar emek veriyorum, bu kadar para harcıyorum, ailemi ihmal ediyorum, dostlarımı ihmal ediyorum, müşterimi ihmal ediyorum ve gelip bu kadar emek veriyorum ve böyle bir şeyle muhatap kalıyorsun. İşte bunlar hoş şeyler değil bunlar yani. Yani yönetici bulmak kolay değil artık arkadaşlar. Bakın biliyorsunuz yani bu yeni yasada yani iyi yönetemeyen yönetici eğer açık verdiği paraları kendi cebinden kapatmadığı zaman hapis yolu var artık. Hatta bu yasa çıktığı zaman bizden iki tane yönetici istifa etti. Korktular ve ayrıldılar. Yani yarın öbür gün kulüpler başkan bulamayacaklar yani bu gidişle. Onun için takımlara sahip çıkmak lazım. Başkanlara sahip çıkmak lazım. Yöneticilere sahip çıkmak lazım. Mesela dün akşam, evvelki akşamdı galiba, Fenerbahçe'nin sohbet odasına katıldım. Orada işte Ali Başkan'ı eleştirenler oldu, şeyler oldu. Ben dedim ki Ali Başkan'a sahip çıkın dedim. Çünkü bugün Ali Başkan giderse emin olun Fenerbahçe belki 2 yıl, 3 yıl transfer yapamaz. Yani adam her şeyini veriyor. Yani bunu söylerken insani olarak söylüyorum. Ama insan yerleri çekebiliyorlar bunu yani. Onun için yani Sebil Başkan'a da sahip çıkın. Hakikaten sahip çıkın. Sahip çıkın, motive edin. Pohpohlayın biraz ya, ne olacak? Başkanım iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ben bir soru sormak istedim. Siz şimdi zaten az önce bayağı bir özetlediniz ki Adana Demirspor'da da aslında şöyle bir durum var. İşte teknik direktör değişiyor, bazen oyuncular değişiyor ama kadro yapısı, oynanan oyun, işte beklentiler hep aynı. Bu da zaten aslında baktığımız zaman muhtemelen, yani muhtemelen değil öyle ki Adana Demirspor bir futbol aklıyla yönetiliyor. Yani bu siz zaten daha önceki bir yayında da konuşmuştuk. İstişareye ne kadar önem verdiğinizi anlatmıştınız. Hani hem teknik direktör olsun hem yöneticiler olsun. Kulüp içerisinde istişareyi ama ne kadar doğru kişilerle yaptığınız burada çok belli oluyor ki Göztepe'deki en büyük eksiklik bana göre bu istişare yapılan kişilerin doğruluğu noktasında Göztepe'de sıkıntı var. Ben size şu soruyu soracaktım. Siz birincilikte tabii ki hemen ilk sezon çıkmadınız. Başarılı olmayan sezonlar da oldu. Başarılı olan sezonlar da oldu ki çok para harcayıp çıkamadığınız sezonlar da oldu. Son sene çıktığınız, Samet Aybaba ile çıktığınız sezon size göre ne farklı olan neydi bu başarı geldi? Aslında yine kötü gidiyorduk. Yani son 13 haftalık yine işte Samet Aybaba'nın gelmesiyle iyi bir iletişim içerisinde olduğumuz için bol bol da primler verdik o sezon. Yani 13 maç için belki Süper Lig'de verilen primlerin en az ikişer katını verdik futbolculara. Gittik Samsun'u Samsun'da yendik. Giresun'u yendik. Bütün üstümüzdeki bütün takımları yendik. Keçiören'ü yendik, İstanbulspor'u yendik o sezon. Hatta hiç hesapta olmayan Eskişehir'le deplasmanda ligden düşmüş Eskişehir, 7 puanı olan Eskişehir'e beraber kaldık. O maçı çok iyi hatırlıyorum başkanım. Ama biz Altınordu maçına, bizim yaptığımız hesaplamada kalan 9 maçta Altınordu'da berabere kalacağımızı diye hesaplamıştık. Ama gittik onun yerine Altınordu'ya Altınordu'ya yendik yani. Başkanım, şimdiki federasyon başkanımızla ilişkiniz nasıldır? Görüşüyor musunuz? İstişare ediyor musunuz? Onunla alakalı olumlu ve olumsuz fikirleriniz var mıdır? Ya şöyle, iyi niyetli. Yani iyi niyetli olduğuna ben şahitlik edebilirim. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kulüplere katkı sağlamaya çalışıyor. Ama kolay değil. Yani bugün federasyon başkanının elinde sihirli değnek yok. Bugün bütün kurulları, bütün her şeyi pat diye düzeltmesini beklemeyelim. Bu bir süreçtir. Biz de destek olacağız. Biz de eleştirilerimizi yapacağız. İnşallah eksik olan yönleri de düzeltebilirsek belki Türk futbolu adına güzel şeyler yapmış olacağız. Yani hakemlerle ilgili dönem dönem sıkıntılar oluyor. Ha, bu sezon fena değil. Bu sezon iyi gidiyoruz bu sezon. Yani hakemler noktasında onlar da insan, hata da yapabilirler. İnşallah her geçen gün her bakımdan daha iyi doğru gideriz yani. Ama federasyon iyi çalışıyor. Yani ona şahitlik edebilirim yani. Hatta başkanım, başkanla da fazla görüşmüyoruz yani. Orada görüştüm. Bir iki tane başkan vekili var. Sürekli onlarla görüşürüz. Bazen toplantılarda bir araya geldiğimiz zaman görüşüyoruz yani. Başkanım, ben şöyle sormak istiyorum size. Ligimizde hem Süper Lig'de hem bizim birinci ligde oyuncuyu kontrat mı oynatır, prim mi oynatır? Ya şimdi kontrat şöyle, garantidir zaten.
Yani kontratı parasını ödemediğin zaman bile federasyona gittiği zaman ya da UEFA'ya gittiği zaman parasını alıyor. Ama prim oynatır yani. Prim de oynatır yani. Motive eder yani. Motivasyon kaynağıdır yani. Özel maçlar için ekstra prim veriyor musunuz başkanım Adana Demirspor'da? Tabii ki veriyorum. Benim belli bir maçlık, sistem var, o sistemin dışına çıkmıyor musunuz? Benim 4 maçlık prim sistemim vardır. Bir de özel maçlara ekstra özel prim veririm yani. Başkanım demek ki iyi bir prim rakamı ki Adana Demirspor 2 yılda muhteşem başarılar elde etti. Sadece prim değil yani, iyi oyuncularım var yani. Hatta bazen mesela biz maç öncesi de prim de açıklamıyoruz yani. Sağ olsunlar futbolcular hiç primi şey noktasına getirmiyorlar yani. Prim var mı yok mu diye hiç isteyen de olmuyor bizde. Emin olun isteyen de olmuyor. Çünkü biliyorlar yani bu başkan zaten başarı geldiği zaman hakkımızı sonuna kadar verdiklerini de biliyorlar yani. O yüzden istemiyorlar o yani. Hatta prim bile konuşmak istemiyorlar yani. Ama siz o soyunma odasındaki o maç sonu galibiyet sonundaki enerjiyi seviyorsunuz anladığım kadarıyla başkanım. Orada yükseltiyorsunuz primleri, doğru mudur? Yok yok, ben oynanmadan maçtan önce genelde şey yaparım, hatta kendileri bile o kadar önemli bulmuyorlar. Çünkü netice itibariyle bizim her 4 maçta sabit primimiz var. İşte 12 puana bir prim veriyorum, 11 puana veriyorum. 9 puan 10 puan pardon 10 puana veriyorum 9 puana ve 8 puana kadar 4 maçta 8 puan aldıkları zaman prim alır. 7 puanda kaldıkları zaman prim alamıyorlar mesela. Ama bazen diyelim ki örnek Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon, Başakşehir böyle önemli maçlarda ekstra primler veriyoruz. O günün önemli maçlarına göre yani, ihtiyacımıza göre yani. Başkanım geçen sezon en mutlu olduğunuz maç ve en sizi üzen maç hangisiydi? Geçen sezon en mutlu olduğumuz maç hangi maçtı? Vallahi her kazandığımız maçta mutlu oluyorum ben zaten. Tabii büyük takımları yenmek bana ayrı bir mutluluk veriyor. Yani Fenerbahçe'ye gelip İstanbul'da yendik mesela, 2-1 yendik o zaman. Gökhan İnler'in muhteşem bir golüyle yenmiştik mesela. Mutlu olmuştum mesela, orada ben prim vermemiştim. Ben demiştim ki yenin, primi siz belirleyin demiştim yani. Yani bende şöyle bir şey yok. Çünkü bazıları benim eski takımım Fenerbahçe olduğu için ben daha önce bir taraftardım ve Fenerbahçe taraftarıydım. Yani bunu saklamadım hiçbir zaman. Zannediyorlar ki işte Fenerbahçe'ye karşı biraz duygusallığımla hiç alakası yok. Tam tersine belki Fenerbahçe'yi yendiğim zaman daha fazla mutlu oluyorum. Çünkü artık Adana Demirspor iliğime kadar işlemiş yani. Artık Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon beni ilgilendirmiyor yani. Ha kulüpler olarak severim hepsini ama onları yenmek için de her türlü motivasyonu da yaparım yani. Başkanım Adana'daki Beşiktaş maçı vardı. Orada ciddi bir reaksiyon vermiştiniz. Onu ben hatırlıyorum ama. O hakeme karşıydı ama. Beşiktaş camiasına karşı değildi. Orada çok farklı yorumlandı. Çok yanlış yerlere çekildi. Televizyonlar falan kırılan maç değil mi? Beşiktaş taraftarları epeyce şey yaptı ama ben o gün o maçı seyrettiyseniz hatırlayın. Gökhan İller'in bir penaltısı vardı, verilmedi. 90+4'te Samet'in attığı güzel bir gol vardı. Offside diye engelleme var diye onu da iptal etti. Benim bütün tepkim hakemeydi yani. O televizyonu yerinden kaldırıp aslında hakeme atacaktım. Ama Allah'tan çıkmadı. Çünkü kablolarla bağlamışlardı onu. Sinirimden yere vurdum yani. Ama yani başkanım bakın, özür dilerim başkanım. Şu an mesela biz dinleyen kim varsa, hatta dinlemeyen de kim varsa hiç fark etmiyor. Herhalde taraftarlarının kendi başkanlarından istediği reaksiyon hemen hemen böyle bir durumdu galiba. Ya zaten orada bile bana bir kumpas kuruldu orada. Birisi arkamda oturan birisini birileri görevlendirmiş, videoya almışlar. Birilerine gönderiyor WhatsApp gruplarında, storylerde paylaştı, öyle gündeme oturdu zaten. Ama tam tersi oldu, ters tepti. Çünkü bütün diğer takımların taraftarları aynı şimdi senin ifade ettiğin gibi keşke bizim başkanımız da Murat Sancak başkan gibi olsa, bizim haklarımızı korusa diye hep alkış tuttular yani, sağ olsunlar. Vallahi başkanım bu konuda gerçekten hani şöyle, hatta bir televizyonda da bir yayınız vardı A-Spor'da. Bir Başakşehir maçı sonrası galiba. Bir hakemle diyaloğunuz vardı. Şimdi bu tür reaksiyonlarınız, futbolculara temasınız. Yani şöyle söylemek lazım. Spor medyası ve çalışanları olarak yani Murat Sancak isminin hiçbir zaman Demirspor'dan ve Türk futbolundan ayrılmasını istemeyiz başkanım. Çünkü çok renklisiniz ve her daim bir malzeme bize veriyorsunuz başkanım. Allah razı olsun. Olayın şeysi şu. Yani adalet. Yani ben
Şimdi hep federasyona hep şunu söylerdim ben. En genç hakemi bana verebilirsiniz. Çünkü o genç hakemler maç yönetmesi lazım ki, maç yönetmesi lazım ki yetişsin, iyi hakemlerimiz olsun. Yani şimdi bir hakemi evet ben de istemedim hakemler oldu ama doğru değil. Hatta en son federasyon başkanına dedim ki kimi istiyorsan bize verebilirsin. Hatta 21 tane hakem varsa sıraya koyun, 21'i de benim maçlarımı yönetmeye gelsin. Ama şimdi kalkıp sen A takıma ben bu hakemi veremem çekiniyorsan o camiadan, o da doğru değil. O zaman çifte standart olur yani. Şimdi Göztepe maçıydı galiba. Yine Adana'da. Daha ilk defa hayatında, ilk defa Süper Lig'de bir maç yönetecek hakem ısınmaya çıktı. Belki o maça gelen taraftarlar hatırlarlar. Ben mikrofonu aldım, istedim. Mikrofon geldi, sahanın ortasına geçtim. Bütün taraftara söyledim, yapmayın etmeyin dedim ya. Motive edin, daha ilk başınıza çıkacak. Çünkü insanoğlu duygusaldır. Sen eleştirmeye başlarsan, sen yuhlamaya başlarsan, sen küfür etmeye başlarsan duygusal olarak etkilenir. Niye etkiliyorsunuz hakemi? Daha ilk defa maçınızı yönetecek ya. Daha maçınızı yönetmemiş. Ama bir ön yargı var taraftarlarda. Hakemler yuhlanır, hakemler ıslıklanır. Ya niye ıslıklıyorsunuz kardeşim? Niye? Yani aleyhinizde bir takdir haklarını senden yana kullanmadığı zaman hoşuna gidecek mi? Gitmeyecek. Alkışlayın. Alkışlamaktan ne zararı görürsünüz yani? Hakemlerin kaderidir yani. Herkes ıslıklıyor, herkes yuhluyor. Yapmayın. Aslında takımınıza zarar veriyorsunuz, farkında değilsiniz yani. Başkanım, ben sözü biraz daha böyle bizim lige doğru getirmek istiyorum. Takip ediyor musunuz, izleyebiliyor musunuz maçları, Göztepe maçlarını? Vallahi oldukça da maçlara da gidiyorum. Şimdi bir Eyüpspor gerçeği var ligde. Onlar da tamamen futbol aklını değiştirdi. Bu sene Arda Turan'ın kontrolünde transfer politikasını değiştirdi. Daha farklı oyunculara yöneldiler. O Galatasaray'dan gelen oyuncuların dışında daha ligin oyuncularını, Ahmet Kutucu gibi yetenekli oyuncuları kadrolarında tuttular. Caner Erkin'i getirdiler. Çok büyük katkı veriyor. Takip ediyorsunuzdur, görüyorsunuz. Ama o ligin adamı değil Caner. Ama yani burada çok büyük katkı veriyor. Yani katkı, daha katkı düşük verecek, tempoda. Katkı verecek futbolcuları toplayabilmek önemli. Aynen. Kutucu da galiba Başakşehir'in oyuncusuydu galiba, öyle hatırlıyorum. Evet, doğrudur. Yani 4 milyon euro gibi para vermişti, onu almıştı. Yani şimdi önemli olan mayası tutacak oyuncular alabilmek. Bu da şanstır. Bazen de hakem şansı, bazen de top şansı. Çünkü topun da canı var. Mesela bugün Eyüpspor maçını seyrettim. 21. dakikada 3-0 oldu. Biraz da şanslı olacaksın. Yani uzaktan çekiyorsun topu. Gol oluyor. Bazen de olmuyor. Mesela Altay'da Paşao diye bir oyuncu var mesela. Paşao. Biliyorsunuz. Marco Paşao. Biliyorsunuz değil mi? Tabii. Marco Paşao. Ya direğe çarpıyor, önüne düşüyor, boş kaleye atıyor. Ona çarpıyor, önüne düşüyor, boş kaleye atıyor. Şanslı bir çocuk yani. Evet, yani dediğiniz gibi futbol şansı da olacak ama şanslı. Yani Eyüpspor özelinde arkasından biz şimdi Eyüpspor'la ilk iki kovalamayı istiyoruz. İzlediğiniz, gördüğünüz kadarıyla ne düşünüyorsunuz? Biraz Göztepe'yi de yorumlar mısınız? Yo, Göztepe çok Avrupa'yı oynuyor yani. Güzel oynuyorsunuz bence. Yani ben beğeniyorum. Bugün de net bir skorla aldınız zaten maçı. Daha ne olsun yani? 3-0'la dün kazandık maçımızı. Ama sizin dışarıdan bakınca bir takım, futbol takımının başkanı olarak yani o enerjiyi, o heyecanı görünüyor mu? Hissedilebiliyor mu? Tabii tabii, o heyecan her zaman ya, zaten aşağıda birinci lig daha heyecanlı bana göre. Süper Lig'den daha heyecanlı. Ama şunu da unutmayın. Şunu da unutmayın. Ben 3 yıl çünkü birinci lig başkanı olarak kaldım. Birinci sene Hatay'da yarı finalde 90+6 dediğimiz golle elendik. İkinci sene 6. penaltılarda Karagümrük'e elendik. Üçüncü sene direkt çıktık. Yani birinci devre lider bitirip de mesela Eyüpspor'a örnek vereyim. Eyüpspor geçen sene 14 puan öndeydi. 14 puan. Ama geçen sene çıkamadı. Yani birinci ligde çok puan farkı olması bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan ligi lider bitirmek. Yani mesela hiç unutmam, birinci seneydi galiba. Bolu 8'de 8 yapmıştı. Gençler Birliği 8'de 8 yapmıştı. Ama o sene sadece Gençler Birliği çıktı. Bolu çıkamadı mesela. Hatta Bolu playoff bile oynayamadı. Mesela benim gelmeden bir sene önce mesela Ümraniye
birinci devreyi lider bitirmişti. İkinci devre lig sonunda son 3 maçta aldığı galibiyetle ligde kalabildi. Yoksa düşme potasındaydı yani. Yani birinci ligde çok şeyler olur yani. Onun için ligi göğüslemek önemli yani. Yani rehavete kapılmamak lazım. Her maçı ayrı kendi içinde ciddiye almak lazım. Biz şimdi bu hafta bir Keçiören Gücü deplasmanına gideceğiz. Arkasından gene ligin iddialı takımlarından Kocaeli Spor'la oynayacağız. Kocaeli'yi falan Ertuğrul Hocam'ı hiç takip etme şansınız oldu mu? Rakiplerimizle ilgili fikirleriniz ne? Kolay maç yok. Kocaeli de iyi takım. Sakarya da iyi takım. Bandırma iyi takımdı. Gerçi bugün yenildi 1-0 galipken 2-1 yenildi Bodrum Spor'a. Yani iyi takımlar var yani. Yani her takım her takımı yenebilir bu sizin ligde yani. Evet, tabii biz sizin katılmadığınız dakikalarda da konuştuk. Bir 7-8 takım öne çıkıyor aralarında. Sizin de saydığınız takımların tamamı var zaten. Arkadan gelecek takımlar da ligdeki sıralamayı etkileyecektir mutlaka. Başkanım, ilk 7'de olmak önemli. Playoff'a oynamak da önemli. Onun için herkes sonuna kadar mücadele edecek playoff'a girmek için yani. Sizin çıktığınız sezondan bir değişiklik var. Siz de takip etmişsinizdir. Geçen sene... Üçüncü olan finalde oynuyor. Üçüncü takımda aynen. Üçüncü takım direkt final oynuyor. O da çok büyük bir avantaj. Çok doğru. Ama tabii biz Göztepe'nin ilk ikide olmasını hep istiyoruz bu sene. Onun için mücadele veriyoruz. İnşallah ilk ikide ligin sonunu yakalarız. İnşallah. Gönlüm sizden yana valla yani. Çıkmanızı istiyorum yani. Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Ben şunu belirtmek istiyorum. Tam bizim bir abi vardı. Yayına girelim dedik Göztepe.com yayınına. O da Adana Demirsporlu. Tesadüfen sizi görmek bizi mutlu etti. Şunu sormak istiyorum ben. 50 yıl önce yaklaşık Göztepe Avrupa'ya gitti. Siz de Adana Demirspor'u 26 yıl sonra Süper Lig'e çıkardınız. Bu sezonda Avrupa'ya götürdünüz. Büyük başarı sağladınız. Sizce bu sistem, Göztepe şu sistemde yakın zamanda Avrupa'ya gider mi? Aynı başarıyı sağlar mı? Ya niye sağlamazsın? Yani netice itibariyle biraz önce ifade ettiğim gibi yani yöneticilerinizi, başkanlarınızı motive edin yani. Yapmanız gereken önemli şeylerden bir tanesi bu. Zaten 12. oyuncu olarak da sahada da yerinizi aldığınız zaman 90 artı dakikalara kadar destek verdiğiniz zaman niye olmasın yani, olmaz diye bir şey yok. Biz geçen sene 4. bitirdik ama 4 hafta kala zaten garantiledik Avrupa'yı. Yani 4. garantilemiştik. İşte Fenerbahçe'nin kupayı almasıyla direkt atıldık yani. Hatta orada Fenerbahçe'ye teşekkür ettiğim için de Galatasaraylılar sağ olsunlar beni eleştirmişlerdi. Ya kardeşim adam yenmeseydi ben Avrupa'ya gidemiyordum. Nankör olmamak lazım. Başakşehir'i eğer yenmeseydi İzmir'de oynandı galiba o maç. Evet başkanım. Fenerbahçe Başakşehir'i yenmemiş olsaydı o maçta 2-0 yendi galiba, öyle hatırlıyorum. Evet. Yenmemiş olsaydı ben Avrupa'ya gidemiyordum. Peki başkanım Adana Spor için görüşleriniz? Vallahi Adana'nın da başarılı olmasını isterim. Ben taraftarlarım gibi düşünmem yani. Bizim biliyorsunuz aynı Fenerbahçe Galatasaray gibi rakip takımlar derbi olur yani. Eskiden başta oynadıkları zaman Adana Demirspor maçta iyi bir derbi olurdu. Ben Adana Spor'un da başarılı olup çıkmasını isterim yani. Ne kadar başkanlarıyla aramız da iyi olmasa da yani. Bizde de aynı şeyler var başkanım. Biz de Göztepe Karşıyaka derbilerini özledik. Karşıyaka 3. ligde biliyorsunuz. Evet, Karşıyaka da önemli bir takım yani. O sizin Göztepe Karşıyaka maçı mıydı galiba? Seyirci rekoru kurmuştur galiba. 67 bin miydi? Aynen doğrudur, 1980 yılında. Yani. Yani büyük camialar bunlar yani. Onun için yani sizlerin buralarda olmasında çok çok büyük katkı sağlar. Benim bile menfaatime yani. İşin özü bu yani. O zaman yavaş yavaş teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Renk verdiniz. Çok büyük renk kattınız. Çok büyük keyif aldık. Çok güzel de sayılara ulaştık. Yayınımız da sizin sayenizde güzel sayılara ulaştı. Bütün Anadolu'dan taraftarlar. Kazançlar mı bu işte? Tamamen gönülde. Yok başkanım, öyle bir şey yok. Ben yarın sabahtan payımı gönder diyecektim yani. Başkanım yarın sabahtan ben sizi arayayım. Olur, ara. Alışmışlar diyorsun. Tabii.
Çok teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Seneye umarım Süper Lig'de görüşme fırsatımız olur başkanım. İnşallah inşallah. Gerçi eğer İzmir'e yorum düşerse de maçınızı seyretmeye geleceğim inşallah. Çok isteriz. Çok memnun oluruz. Sağ olun. Çok memnun oluruz başkanım. Ama takımınıza sahip çıkın. Lütfen takımınıza sahip çıkın. Tamamdır başkanım. Çok teşekkürler. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Hakkınızı da helal edin. Eğer bir hatamız olduysa. Kusura bakmayın. Siz de başkanım. Görüşmek üzere. Çok öpüyoruz. Evet. Tarihi bir yayın oldu bizim açımızdan. Sevgili Seren Ergüz ve göztepeler.com takipçilerimiz gerçekten de Murat Sancak Başkan her haliyle keyif aldığımız, zevk aldığımız her takım taraftarının belki de hayalini kurduğu bir başkan. Futbolcularla, teknik direktörleriyle, taraftarları daima iç içe olan, hakikaten de insanların böyle motive eden, tabiri caizse gaza getiren, keyif veren bir başkan modeli. Ki ben yayınlarımda bunu her zaman ifade ettim, Murat Sancak Başkan'ın modelini. Tabii ki de Murat Sancaklar gibi değerli başkanların sayısının artması dileğiyle, sonuçta iliğiyle, kemiğiyle, benliğiyle tamamıyla Demirspor taraftarı durumunda ve en büyük Demirspor taraftarı durumunda. Takımı içinde gerçekten de canla başla mücadele ediyor ki ben o çıkamadığı yıl içerisinde çok yakından takip etmiştim kendisini. Evet, çok ciddi üzüntüler de yaşamıştı ama yılmadı, bırakmadı. Tam tersi işine daha fazla sarıldı ve şu an Demirspor baktığımız zaman Süper Lig'de uzun zaman sonra geri geldi. Önce yedincilik, sonra dördüncülük. Yine hep her Anadolu takımının hedeflediği, hayal ettiği bir noktada bu senede ya son anda elenmeseler gruplara kalacaklardı ve Adana Demirspor Avrupa arenasında çok daha etkin görecektik. Artı milli takımda zaten bir Adana Demirspor damgası var. Yani her haliyle çok başarılı bir organizasyon. Ama bunu ne zaman söylüyor? Kendisi ifade ettiği gibi benim de diyor futbol aklım var diyor. Metin Korkmaz. Yani zaman zaten biliyorsunuz bir kişi her zaman her şeyi yapamaz. Mutlaka bir takım içerisinde, bir organizasyon içerisinde olmak gerekiyor. İşte biraz önce bahsetti, ben de sordum. Gökhan Göktürk çok başarılı bir sportif direktör ki daha önce Altınordu'da çalışmış bir isimdi aslında. İzmir'de iyi bilen bir isim. Yanında Metin Korkmaz var. İyi bir teknik direktörü var. Futbolcu kadrosu iyi. Başarılı, kendi kendine geliyor. Doğru mu Selan abi? Doğru Nazım'cığım, hep söylediğimiz şey yani ekip çok önemli. Göztepe'de de haftalardır söylediğimiz şey, konuştuğumuz şey bir yöneticisizlik, bir yönetimsizlik sıkıntısıydı. Senin de bahsettiğin gibi Göztepe'de bazı şeyler Türkçe olmalı diyordun. Şimdi Metin Korkmaz gerçekten önemli bir menajerdi. Evet, evet. Türkiye'de. Ama geldi onu mesela Seren abi, onu sadece danışman yaptı. Güvendi onu, ona yani birçok şeyi emanet. Biz de yaptık aynı şeyleri. Biz de menajerlerden sportif direktörler yapmaya çalıştık ama başarılı olduğumuz bölümler de oldu, başarısız olduğumuz bölümler de oldu. Çok beceremedik sanki bu işi. Menajerden sportif direktör yapmayı ama yaklaşım farkı, bakış farkı, iletişim farkı diyelim buna. Belki aslında biz... Selam abi, sadece sportif direktör değil, yönetim kurulu üyesi yaptı. Yanına aldı. Yönetimini aldı. Demirspor yönetiminde şu an Metin Korkmaz. Yani ona mesela çok farklı bir görev tanımlaması yaptı. Bence aslında onun, yani Metin Korkmaz'ın da Demirspor'u sahiplenmesine bence yol açtı. Bence burada Sayın Başkan çok ciddi bir iş adamı olduğu için de böyle bir aslında görüş de ortaya koydu. Ben bu yönden de ben çok başarılı buluyorum. Yani Demirspor'un organizasyonu gerçekten çok çok farklı. Düşünün, Perşembe gecesi Avrupa Kupası oynadığı zaman aynı stat full çekiyor. Cuma akşamı Adana Spor maçı var. Stat bomboş. Düşünün, Adana'nın iki tane kitlesi arasında böyle bir ciddi uçurum oluşmaya başladı. Yani Murat Sancak'ın, Sayın Başkan'ın görüşlerine %100 katılıyoruz. İnşallah yarın bir gün biz de tekrar bir Demirspor deplasmanı ya da Murat Sancak Başkan'ı tekrar İzmir'de inşallah görürüz diyelim. Sevgili Seren abicim. Tabii,
Şöyle bir şey var. Şimdi başkan da özellikle vurguladı. Geçen sene dedi 8 milyon lira falanıyla filanıyla sponsoruyla 8 milyon dolar gibi anladığım kadarıyla bir gelir vardı ama takımın bütçesi 25 milyon dolardı dedi. Yani tabii bunu sağlayacak motivasyonda taraftarın dışında biraz şahsi motivasyon da gerekiyor buna. Yani o aradaki 13 milyon euro doları da vermek için 13-15 milyon doları da vermek için de ekstra bir motivasyon gerekiyor. Yani taraftarın gazlamasıyla da çok olacak bir şey gibi de değil o. Aslında Semih Canan'a sözü vereyim sonra kapatayım. O soruyu isteyerek sordum. Mesela bizimden, Göztepe'nin de ya da mesela bizim gibi kulüplerin de en hassas olduğu konu işte kulübün önüne sponsor getirilmesi veyahut da işte önüne, yanına, arkasına mesela. Ama mesela çok cesur bir kararlı bu sene başında Yukatel Adana Demirspor yaptı. Yani bunu mesela o da mesela çok ciddi tepki aldı. Yani şimdi belki her işler kolay gözüküyor ama çok ciddi tepki aldı. Ama ona rağmen dedi ki hayır kardeşim ben bu yüzden devam edeceğim dedi ve sonra da başarı gelince aslında bu tepkiler de azaldı. Yani bazen radikal olmakta fayda var. Bazen de farklı yöne bakmakta fayda var. Buyur Semih'ciğim. Ya şunu söyleyecektim. Başkanı zaten söylemiştim. Yani bu yaklaşık bir saat, bir buçuk saat başkanı dinleme şansımız oldu. Aradaki yani farkı net olarak yani kıyaslayabildik diye düşünüyorum. Aslında bana süreçler aşırı benzer geliyor. Yani hatta yani ilk 3-5 seneye baktığınızda Mehmet Sepil'i daha bile başarılı görebilirsiniz. Yani adam ikincilikten çıkarmış, orada stadını tamamlamış, tesisini tamamlamış, yer yer çok doğru ilişkiler kurmuş, taraftarın kalbine girmiş. Yani o süreci çok iyi yönetmiş bir başkan vardı. Süper Lig'e çıktığında da mesela bir sene çıkamadı ama bir sene sonra kurduğu doğru kadroyla çıkmayı bildi. Yani oralara çok takılmadı aslında. Mesela Murat Sancak başkan açıklıyor. 3 sene de çıkabilmiş. Yani biz ona göre mesela bir sene daha erken çıktığımız bir dönem yaşamışız. Yani aslında baktığında yani başkan kıyaslayacak olursa Mehmet Sebi daha başarılı gözüküyor. İlk çıktığı sene kurduğu kadro çok ciddi bir kadro. İkinci sene yine kurduğu kadro, kurmaya çalıştığı kadro çok ciddi bütçeler harcanan bir kadro. Yani biraz aslında Mehmet Sebi'nin orada şanssızlığı yani mesela Murat Sancak'ta biraz futbola karşı daha büyük bir tutku hissediyorsunuz. Yani adam gecenin bu saatinde gelip bizle burada yani Göztepe, işte Adana Spor, Fener Beşiktaş, Göztepe ki kimse yani ona takılmadan gelip burada o muhabbetin içinde olmak istiyor. O futbol muhabbetin içinde olmak istiyor. Adam gelip PTT maçlarını izliyor. Şimdi Mehmet Sebil de ben bu futbol tutkusunun yeteri kadar olmadığını düşünüyorum. Göztepe tutkusu olabilir Mehmet Sebil'deki. Başarı tutkusu olabilir. Kazanmayı sevmek olabilir. Şöhreti sevmek olabilir. İlgiyi sevmek olabilir. Ama Murat Sancak'taki daha çok bir futbol tutkusu gibi geliyor bana. Yani aradaki en büyük fark o insan ilişkisi mesela. Yani daha çok insana dokunmak istemesi, taraftarın sorduğu sorulara cevap vermesi, basına çıkan bir habere karşı hemen orada cevabını verebilmesi, oyuncularının Balotelli ile Belanda ile ilgili yaptığı açıklamalarda her fırsatta yanında oluşu, yanında doğru kişilere güvenmesi, onu yani arada aslında çok ufak nüanslar var. Bir taraf son 2-3 senesinde düşüşe geçti. Tamamen artık işte bana da özellikle daha ne kadar motive edebiliriz yazanlar olmuş başkanı. Yani muhakkak bizim de bu süreçte yani hiçbir hata tek tarafta olduğunu düşünmüyorum ben genelde. Muhakkak bizim de yanlışlarımız olmuştur bu başkanla olan iletişim sürecinde ama aslında motive edilmeye de çalışıldı. Ama işte pandeminin gelişi, işte dolar kurlarının artması vesaire hani o geçişi biz doğru şekilde gerçekleştiremedik. Transfer süreci de çok doğru olmayınca takımla yerli oyuncularla taraftar arasında bir ciddi bir kopukluk olunca vesaire durum bizde down tarafına gitti. Adana Demirspor tarafında Avrupa tarafına gitti. Ya yani bununla ben en önemli şeyin hani futbol bilgisi vesaire dışında iletişim olduğunu düşünüyorum. Yani çok çok iyi bir yayın oldu ya bizim için bence. Yani kıyaslayabilmemiz açısından valla Murat Sancak da çok beğendiğim bir başkandı. Yayına katılması çok keyifli oldu bizim açımızdan. Abi bir araya girebilir miyim? Çünkü o soruyu soran bendim. Hani pek iyi gün görmedik dedim. Mesela 5 yıl Süper Lig'de kaldık. Herhangi bir iz bıraktığımızı düşünmüyorum ben. Yani ne üst sıraları oynayabildik, ne Türkiye Kupası'nda iyi bir derece yaptık. Bunlar hani Konya, Yeni Malatya, Akhisar bile yaptı bunları. Hep UEFA'da oynadılar. İşte ne altyapıdan bir topçu çıkarabildik, ne oyuncu satabildik, yüksek gelirler elde edebildik. Sağımızda hem Beşiktaş hem Galatasaray şampiyon oldu, şampiyon kutladılar.
Yani ben tam sadece işte Göztepe İzmir takımı sempatik olarak görüldük. Taraftarımız çok iyiydi. Ama başarı yönünden ben herhangi bir iz bıraktığımızı düşünmüyorum. Barkın, sana şunu cevap vereyim. Yani şu an yani başarıdan kastın nedir? Onu şey yapmamız lazım. Şimdi Göztepe son 50 senesinde sadece 3 sene Süper Lig'de bulunmuş. Bu 3 senede ikisinde küme düşmüş bir takımdı. Mehmet Sepil'in aldığı takım. Biz çıkmadı 14-15 sene Süper Lig'e çıkmamış. Sonunda söylediğim gibi 50 senesinin nereden bakarsan sadece 3 senesinde Süper Lig'de olmuş bir takımdı. Bu takımın stadı yoktu, tesisi yoktu. Bu adam stadı yaptıysa benim için, benim kendi başarı kriterimden bahsediyorum. Bana stat yaptıysa, hayal ettiğim, ben çünkü buranın insanıyım. Yıllarca biz orada bir stadın olmasını hayal ettik. Benim için ulaşılması çok çok zor bir şey. İkincisi, benim tesisimi bitirdiyse, beni ikinci ligden, o girdaptan çıkardıysa, Süper Lig'e de çıkardıysa iki sene içinde, Süper Lig'de de fena kadrolar kurulmadı. Evet, ben de başarılı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü futbolu yeteri kadar iyi bildiğini düşünmüyorum. Ama Süper Lig'de sadece başarılı olduğunu düşünmüyorum. Başkanın genel anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani onun yani şeyini yapalım. Yani bence başkan başarılı genel anlamda, ama transfer sürecinde son dönemi iyi yönetme konusunda, iletişim konusunda ben de senin gibi başarısızlıklar olduğunu düşünüyorum. Öyle söyleyeyim sana. Evet, zaten ben de başkan özelinde değil, hani Süper Lig'deki performansımız hakkında konuşmak istemiştim. Yok, Süper Lig'deki performansından zaman başarılı görebileceğimiz bir şey yok. Çünkü bir kere evet, ilk ona girebildik. Hani dediğin gibi orta sıra takım olduk ya da düşme mücadelesi verdik. Yani o konuda sana katılıyorum tabii yani ki. Buna rağmen hani bence hani biz yeterince destek olduk. Yani hem takıma hem yönetime. Ben çok daha ağır eleştiriler oluyor diğer takımlarda. Ki bizim yani hani Murat Sancak gibi taraftara kulak veren bir yönetimimiz de olmadı pek açıkçası. Orada da sana çok katılıyorum iletişim konusunda. Ben tam senin gibi düşünüyorum. Artı bilet fiyatlarımız bile ne kadar uçuktu. Yani son sene küme düşerken. Yani hala öyle. Hala öyle. Son 14 maçta. Abi son 14 maçta mı? Aynen. Son 14 maçta ya da 15 maçta galip gelemediğimiz bir sezondu. Ve ona rağmen tribün doluluk oranında ilk üçteydik biz. Ve fahiş bilet fiyatlarına rağmen. Yani ben böyle bir taraftarın eleştirilmesini doğru bulmadım. Zaten bunu Murat Başkan'a da söyledim. Yani o yüzden zaten biz pek iyi bir gün görmedik, ama ben yeterince takımın, yönetimin, yani herkesin arkasında durduğumuzu ve popoladığımızı düşünüyorum. Hatta tam aksine bence yani daha fazla oyuncuların üstüne gitmeliydik son sene. Daha çok eleştirmeliydik. Belki birkaç tesis ziyareti yapılmalıydı. Herkes çok rahat davrandı ve biz göz göre göre küme düştük. Ben bunları düşünüyorum. Ben şöyle muhabbeti değiştirmek istiyorum birazcık. Urfa maçını az konuştuk. Ben çabuk geçtik ama keyifli bir 3-0'dan sonra çok konuşacak da ayrıntıya girmemizi gerektirecek bir şey de yoktu. Ama ben mesela Keçiören Gücü'nü çok takip ettiğim, bildiğim, oyuncu potansiyelini bildiğim bir takım değil. Ben takip eden Nazım'la Semih de bildiğim kadarıyla takip eder. Orçun da takip ediyordur ama düşmüş oyundan. Yusuf da takip ediyordur. Keçiören Gücü analizi bekliyorum sizlerden. Yani kimdir, nedir, hangisi tehlikelidir, ne yapar, ne oynar. Bir şöyle birazcık daha Göztepe'nin özeline dönelim. Abi, Tuzla maçını izledim 90 dakika. Hatta tekrarını da yükledim onu ben şeye. Bu Odyssey diye bir tane platform var. Tekrarını oraya da yükledim maçın. Lig'de gerçekten söylüyorum sana. İlk 7'yi, ilk 8'i çıkart. Diğerlerini analiz bile edemiyorsun. Yok bir şey. Öyle bir futbol yok. Yemin ederim içimden onu derim ya. Neyini analiz edeceksin dedim. Analiz edecek bir şeyin yok. Yani niye? Şöyle ya, olacak. Bir şey senin bir oyunun olacak. Onu dikte edeceksin onlara. Golü bulacaksın. Ondan sonra gelecekler, saçmalayacaklar. Çıkıp gol atacaksın. Yani oyun planı gene bu olacak bizde. Çünkü senin gerçekten yani rakip şunu yapıyordur, hücuma böyle çıkıyordur diyebileceğin bir oyunları yok. Yani Yusuf abi, Dembele'ye dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen, o kadar. Dembele'ye o kadar. Tek cümleyle Dembele'ye dikkat etmemiz. Aynen, Dembele bizde olsun isteyeceğim bir adam mesela. Dembele keşke bizde olsaydı derim. Öyle bir topçu. Meziyetli topçu. O merkez forvette alır, döner, kendisi atar, başkasına attırır. Ara pası, her şeyi yapar. Yani bir 10 numara gibi oynar, bir forvet gibi de katkı verir. Ama onun dışında şunu engelle, şunu dikkat et. Ya çok saçma bir takım. Ya Tuzla maçını bir izlesin herkes. Böyle bir maç olamaz. Hakeminden topçusuna yani neler neler yaptılar. Bir kere yani
Keçiören'in kalecisi kaleci gibi değil. Libero gibi bir şey. Ellerinden çok ayağını kullanıyor adam. Yani o kaleciye gol atmak çok zor olmamalı. Bizde de ismi geçmişti değil mi abi Yusuf abi? Sezon başında sanki Metin'in bizde ismi geçmişti diye hatırlıyorum ben. Ya bizde Orçun mu yazmıştı? Geçti. Ferhat'ın geçti. Orçun sanki Metin'in... yazmıştı abi Metin'le ilgili. Ya bizim aramızda yazdı ya haberleştirdi. Tam tahmin et. Allah korumuş. Ama. Öyle diyeyim. Yani Lis'le ilgili de şunu söyleyeyim. Yani bak şimdi bazılarına abartı gelebilir. Beton'un ilk senesini çıkart. Yani daha doğrusu 1,5 senesini çıkart. Sonra 1,5 senesi Beton'un gerçekten kötüydü. Benim için. Başkası buna katılmayabilir. Ama Beton'un son 1,5 senesinden sonra bizim kalecimiz hep böyle bir soru işaretiydi. Ve Beto kaledeyken bile ben güvenmiyordum ama şu an kalede Lis varken ben gerçekten yani olmadı bir top çıkarabilir diyor. Kaleci konusu açıldığı için söylüyorum. İnşallah da bonservisini haksız alabiliriz. Haksız mıyım o konuda yani Lis'in bonservisinin Göztepe'ye gelmesi? Yani keşke alabilse. O çok önemli. Bence en önemli konularımızdan bir tanesi. Tabii. Yani Türkiye Süper Ligi'nde bu seviyede kaleci çok az. Net. Bunu buraya getirtmiş olmak yani bizim baskımızla veya Spor Republic'in kaleci transferinde çaresiz kalmasıyla alakalı da olabilir. Çünkü orada da Bazunu diye bir adam var. Yani bu adamı oynatmayacaklar. Başka yere kiraya verecekler. Oynayacağı bir takıma kendi başarılı olabileceği bir yere, bildiği bir yere getirdiler. Bana göre onların yaptığı da çok mantıklı iş. Bizim açımızdan çok başarılı bir iş. Yani çok iyi kaleci. Maşallah Allah nazardan saklasın. Yani çünkü bizim gibi takımlarda kalecilik yapmak zor. Kaleye net pozisyon gelmiyor. Kalecilik bir iş olmuyor. Top belki rakipte ama senin stoperlerin dev gibi maşallah. Gelene vuruyor, geleni indiriyor, uzaklaştırıyor bir şey. Kalecilik bir iş olmuyor. Ama o pozisyonlarda, nadir gelen pozisyonlarda bile oyuna sıcaklığını tutup o zor pozisyonları kurtarmak, sürekli konsantre bir şekilde maçta olmak bana göre çok büyük meziyet. Ya büyük takım kalecisi olur liste. Benim de korkum o işte. Ondan ben katılmıyorum bu arada ya. Ben Lis'in kesin büyük takım kalecisi olduğunu falan düşünmüyorum yani. Hadi bir zıt gideyim size. Ya ayak olarak yok, iyi değil mesela. Yok zıt değil olabilir. Fikir olarak sen farklı düşünüyor olabilirsin ama en azından baktığımız zaman Türkiye liglerinde şu an belki Galatasaray, Beşiktaş, Fener olmayabilir ama yani onun altındaki bütün takımlarda Süper Lig'de de çok rahat performans verebilecek o yetenekte, kabiliyette bir kaleci. En güzel tarafı daha 26 yaşında. Tabii bizim tabii. Yani tek kafamız tokat, rahat ya şu bizim, an hani dediğin gibi ona katılıyorum. Bizim tokat kovaladığımız Jono bile 25 yaşında oldu neredeyse. Tabii tabii. Ya kafamızı dağıt şu an yani dediğin gibi. Hani en azından yabancı kontenjanı kaleden kullandık ama hani diyorduk kaleden kullanacaksak da hani Suzumski yani Lis kalitesi en azından hani şu an içimiz rahat o konuda. Yani o konuda en fikirim ama hani bilmiyorum hani Süper Lig'de yukarıya oynayacak bir takımın ya da zirveye oynayacak hani iyi liglerde böyle yukarıya oynayacak takımların kalesini koruyabilir mi emin değilim yani. Yani bununla ilgili de emin olmamamın sebebi geçmiş 3-4 senesi. Yani çok aslında ya bir de sanki bana karakter olarak daha önce de söylemiştim. Çok öyle bir şey bir kaleci gibi gelmiyor. Yani biraz daha içine kama. Yani kaleci yani iyi kaleciler genelde daha çok arkadan yani konuşan, yöneten lider vasıflarındaki kaleciler hani üst segmentlerde yer alıyor. Lis biraz bana o konuda şey geliyor. Daha pasif huylu geliyor. Bak orada gene ama belli bir şey var. Yani hep bize böyle Lis mesela ben geçen gün birisiyle konuşuyorum. Ya olur mu ya 30 yaşında 31 yaşında falan dedi. Ya dedim hayır açtım gösterdim. Çocuk daha 26 yaşında abi. Yani bu senin söylediğin şeyleri, vasıfları kazanabilecek en azından bir 5 senesi var önünde yani. Bir 30 yaşında. Sene var değil mi abi? Doğru, senin, doğru yani. Ha, yani kaleci olabilir. Olarak var yani ya şu an herifin kariyer var ya yani an, önünde. Tabii canım şu an bu meziyete sahip olmaması olmayacağı anlamına gelmez. Ama şu an hani benim gördüğümü yorumluyorum. Hani şu an bana öyle wow gelmiyor ama bu lig için çok çok iyi kaleci. Yani. O konuda en fikirim. Yani onun için ben bir an evvel bir baskı oluşturup bir ne yapabilirsek ne, yani bir şekilde Spor Republic'e getirttiğimiz gibi bir baskı oluşturup bonservisini de kulübe kazandırmamız gerekiyor. En azından yarın öbür gün satılacaksa bile yani Göztepe'deki performansıyla Göztepe para kazanması lazım bundan.
yani Spor Republic değil de Göztepe Spor Kulübü'nün bir değeri haline getirmemiz lazım LİS'i. Çünkü bu sene Süper Lig'e çıkarsak muhtemelen onun da çok büyük katkısı olacak bugüne, yani 8-9 haftalık verdiği performansla. Yani şampiyon olacak, PTT'de şampiyon olacak takımın kalecisi etkisini gösteriyor. Yusuf'un dediği gibi yani maç içinde takım karşı rakip takım bize kalemize çok az bile gelse tek bir pozisyonda tek bir hamleyle takımı maçta tutuyor, galibiyette büyük pay sahibi oluyor. Yani farkındaysanız Altay maçında aldı ya. Altay maçında ne oldu yani? Maçtan beri son 3-4 maçtır tek kurtarışla, belki bir iki kurtarışla, bir buçuk kurtarışla maçı Göztepe'nin elinde tutuyor kaleci. Yani bence şöyle abi, çok önemli. Altay maçında Payşan'ın kafasını çıkardı. Bolu maçında penaltı çıkardı. Geçen maçta 45'te yani 40. dakikaydı falan herhalde. Çok direkt dibine giden topu çıkardı. Yani kolay toplar değil aslında. Doğru yer alırsan zor pozisyon değil ama kaleci doğru yeri alamıyor işte her zaman Türkiye Ligi'nde. Bu şey, doğru yer almak mesele zaten kalecilikte. Bizim Yusuf abi sana bir soru. Lis'in bonservisi mi yoksa Ümit Aktağ'ın bonservisi mi abi? Bir tanesini alma şansın olsun. Bak, tamam ya işte. Demek çok büyük bir kaleciden bahsetmiyoruz o zaman. Ya da hayır, Ümit şöyle, inanılmaz bir stoper oyuncusu. Şöyle bak, Ümit çok genç. Ben tamam, para liste, kazanma liste kaleci, bakıyorum. Ama bak Serhan abi de doğru söylüyor. Liste kaleci için çok genç. Daha en az 10 senesi var. Yok, kaleci ben için. Onu demiyorum. Şimdi mesela Lis'in bu 26 yaşında artık, bundan sonra çok büyük bir paraya git. Bu kariyerde bir oyuncunun, tamam mı? Bundan sonra çok büyük paraya gideceği, yani bizim için büyük para olabilir ama kendi kariyeri için dünya çapına baktığın zaman çok büyük paralara gideceğini ben düşünmem. Ama Ümit için aynı şeyi söyleme. Bak biz Ümit'e 850 bin euro verdik bu arada. İlk bonservisini almak istedik Ümit'i. Vermedi Alanya. Ondan sonra kiraladık. Ya bak 850 bin euro biz bu sene başı Ümit'e teklif ettik. Alanya vermedi. Sen de buna inandın mı? Evet. Biliyorum çünkü. Ya inanma inanmama değil bu. Biliyorum yani. Bunu bildiğim tek şey bizden değil bu gelen bilgi. Alanya'dan. Bu arada bence de iyi, çok iyi oyuncu ya. Ümit'i ben çok beğendim. Bence de iyi oyuncu ama yani biz öyle bir 850 bin euro falan kimseyi ben zannetmiyorum teklif ettiğini bu adamların ya. Sen zannetmeyebilirsin. O bana yani inandırdı. Kulübün yani yapısıyla bu adamlardan alakalı böyle bir hamle beklemiyorum ben. Ya bak bu ben adamlar... mesela bana sorsa aynı soruyu ben Lis'in bonservisini isterim. Çünkü 5 sene Göztepe Kalesi'nde bir şey düşünmem. Neden? Ben olaya hani para kazanmaktan ziyade kendimizi garantiye almak olarak bakıyorum biraz da. Şimdi Ümit çok yetenekli, gelecek vadeden ileride güzel bonservislere satılabilecek bir oyuncu olabilir ama benim bakış açım biraz daha farklı. Ben biraz daha sağlama almak derdindeyim. Arka tarafı, özellikle kaleyi. Şimdi Lis'in bonservisini aldığın zaman bu sene çıktın, çıkamadın atıyorum. Önümüzdeki sene de sana aynı performansı verir. Çıktın, Süper Lig'de de bence üstüne katarak kendine bir şeyler ekleyerek, ilave ederek Göztepe'ye çok şeyler katar diye düşünüyorum. O zaman 30 yaşında bile bir kaleyi satıp keşke, tabii canım keşke. Bence 30 yaşında bir kaleciyi satıp bonservis elde edebilirsin. Kaleciler biraz daha stoperlerden, forvetlerden biraz daha farklı gibi geliyor bana. Yanlış mı düşünüyorum? Abi şimdi kalecinin kimliğine bağlı. Çok kritik mi ki? Bu arada sorunun cevabını hani bana sorulsaydı ben de isterdim. Hani Ümit'i çok beğenmeme rağmen hani şu an hani dediğim ben de senin gibi bakarım. Çok hani parasına satılmasına bakmam da hani o bölgeyi daha çok garanti alsın almaya bakıyorum. Yanılıyor muyum? Yusuf biraz daha farklı boyuttan bakıyor olaya. Yusuf abi ondan daha duygusal Yusuf bakıyor ya. Yani duygusal, maddi olarak duygusallıktan bakıyorum tabii canım. Yani Göztepe daha onu çok farklı kazansın. Anladım duygusal dediğini anladım. Ama şu yani bu ligde Lis gibi bir kaleci yok. Net. Nazım sen ne diyorsun? Lis'i mi alırdın bonservisini, Ümit Aktağ'ın? Valla Serhan Ergüz ne derse altına imzamı atarım ben. Allah razı olsun canım. Ya ben de listeyim aslında şimdi. Doğruya doğru eğri eğri. İyi bir kaleci seni her zaman için hedefe götürür. Yani sevin sevmeyin mutlaka. Defansta, orta sahada, hücumda mutlaka iyi adamlar
bulursunuz ama klasik bir söylem, atan ve tutan hikayesi. Yani iyi bir kaleci işte yıllardan beri Galatasaray'ın bence hegemonyası. Tamamıyla Muslera'nın ellerindedir yani. Şimdi Liski bir kaleci bulmuşken bırakmayacaksın ama tabii bonservis olur mu olmaz mı? Orası biraz bana tabii şey. Muallak soru işareti. Bir de şimdi Murat Sancak Başkan'a bakıyoruz. Bir de diyoruz ki diyor ki Seren Ergüs ya hashtag çalışması yapalım da baskı yapalım da bonservisini alalım. Ya şimdi böyle bir yönetim şekli var mı Allah aşkınıza ya? Şimdi tamam eleştirmeyin diyoruz ama şimdi bizim gördüklerimizin 10 adımını görmesi lazım yönetimler. Doğru mu? Yani şu anki değil. Çok öncesini görmesi lazım yönetimler. Biz hala hani çalışma yapalım da baskı yapalım da lise bonservisi alalım derdindeyiz. Doğru mu Seren abi? Ya doğru tabii. Şimdi biz Göztepe'li olarak bakıyoruz, taraftar olarak bakıyoruz. Şimdi sonuçta lisin bonservisi bu adamlarda zaten yani. Onların herhangi bir yerden lisin bonservisini almalarına ihtiyaçları yok. Sonuçta lisin bonservisi zaten onlarda. Ama biz lisin bonservisini nasıl Göztepe'ye getirtiririz derdindeyiz. Ama yalnız bu arada... Ama vereceklermiş tasık. Ama vereceklermiş. Orası da biraz enteresan. Yani tabii orası da enteresan. Tabii Seotan bir şekilde Süper Lig'e çıktı. Premier Lig'e çıktı. Gel bakalım falan diyebilir. Bir de Nazım abi çok da abes değil aslında. Yani Süper Lig'de şampiyonla oynayan takımlar da sosyal medyadaki tepkiye göre transfer iptal edip ya da transfer yapabiliyorlar. Yani bu Göztepe özel bir durum değil veya çok abes görecek bir durum değil bence. Ya bence abes bir durum şöyle. Yani bunun konuşulması da abes bir durum. Yani bunun çoktan bitmiş olması lazım. Onu demek istiyorum. Yani bizlik bir durum olmaması lazım. Çünkü listin performansı belli. Yani yaptığı işler belli. Daha önceki yaptığı işler belli. Bu adam kaliteli bir kaleci. Sen de kaliteli bir kaleciyle niye ayrılasın ki? Niye bırakasın ki yani? O yönden ben düşünüyorum. Bu arada bilmiyorum yani herkesin yine bir aksine bir görüş belirteceğim. Ben bu TFF 1. Lig'de en sevmediğim, daha doğrusu en çekindiğim iki takım vardır. Çünkü ne yapacağı ne edeceği belli olmayan iki tane takım var. Biri Tuzla Spor, diğeri Keçiören Gücü. Yani bu takımların da maçları böyle kolay kolay geçmez. Yani özellikle bu iki takım hedefi olan takımlara karşı biraz daha farklı oynayabiliyorlar. Değişik oynayabiliyorlar. Ben Keçiören Gücü maçının, Ankara'daki maçın bir de onların biliyorsunuz statları çok garip bir stadyum. Farklı bir stadyum. Yani kolay bir maç geçeceği şeklinde bir görüşüm yok. Onu da şimdiden söyleyeyim. Hani bir rehavet durumu da var. Olabilir. En azından o rehaveti de biraz böyle fren yapayım. 4-4 ile gelen bir Göztepe. O yüzden ben bu biraz maçın... da bunları düşünerekten, bunları bildiğim evet. için biraz bu soruyu evet. sormuştum. Keçiören Gücü ile ilgili evet. bilgi yani istemiştim arkadaşlardan ama. 4 atar, 5 atar, 6 atarlık bir durum. Çünkü Keçiören Gücü 3-4 yıldan beri ligde ve bu 4 yılın bir tanesinde playoff yaptılar. İki tanesinde playoff'un böyle etrafında gezindiler. Ya 7. 8. falan oldular ama her zaman sıkıntı çıkartan, her zaman sorun çıkartan bir takım. Bir de oyuncu parlatan bir takım. Bu Sakaryaspor'un aldığı kanadı oradan aldılar değil mi? Onlardaki çocuk. Şimdi abi Isparta'da Barış Alper oradan çıktı ya. Tabii Barış Alper oradan. Samet Akaydın da oraya uğradı. Tabii yani, hayır bu sene Sakarya'nın aldığı kanal Raşit Muhammed mi ne o da orada değil Raşat miydi? Raşit Muhammed. Tabii oradan geldi. Aynen oradan oradaydı. Yani böyle Muhammed, bizim gibi önce öndeki takımlarla oynadıkları maçlarda ellerindeki oyuncular da kendilerini parlatmak için ekstra performanslar verebiliyor. Geçen sene seyrettiğimiz maçları kadarıyla Keçiören Gücü'nün. Onun için tabii. bizim maç ben yani şu gelen maç periyodunda benim de en çok korktuğum maçlardan bir tanesi abi Keçiören Gücü. Şu an Keçiören 6. sırada ligde. Yani biz şey yapıyoruz da Keçiören 6. Şey tabii değil yani altıncı, kötü evet, bir yani. Yerde de değil. Ama şu değil yani takımın söylemek istediğim şey şu bireysel becerilerle bir yere geliyor. Yani bir anda gol atıyorlar ondan sonra maçta yoklar. Çok acayip yani bu ligdeki çoğu takım böyle. Yani hazırlanmaya çalışsan neye hazırlanacaksın? Senin bir oyun olacak bu ligde. Sen onu dikte edeceksin. Göztepe'nin aslında yaptığı da bu. Bizim bir presimiz var. Bunu yapıyoruz bir şekilde. Golü bulduğumuz zaman rakip bizim üstümüze istediği kadar gelsin diyoruz biz. Bu durumda o Dembele'yi tut. Ondan sonra büyük ihtimalle maçı alırsın. Golü bulduktan sonra. Ama golü bulamazsan
Van üstüne gitmeye çalıştıkça Keçiören avantajlı duruma gelir. Yani bizim gol bulmamız lazım gene şart, ön şart olarak. Abi aslında çünkü bu ligde kolay bir maç yok. Gene, aslında bizim yaptıklarımız biraz daha belli. Bu takım şimdi geçen ben istatistiğe baktım. 10 gol atmış. İlk attığımız 6 golün hepsinde savunmanın katkısı var. Direkt skora katkısı var. Tüm maçlarda attığımız tüm maçlarda tüm ilk gollerde yine savunmanın ve beklerin katkısı var. Hatta direkt 9 golde de savunma tabela yapmış. Bekler, stoperler. İşte bu şeyle oyunumuz mu? Oyun ya duran toptan geliyor. Yani aslında işte ona savunma dememek lazım. Yani o bekler yani savunma beki değil artık. O iki tarafı da çift yani sonuçta önünde oyuncu oynamıyor onların. Yani onlar kanadı tek başına kullanıyorlar. Onlar ne savunma oyuncusu ne hücum oyuncusu. Yani onlar git geldi oynayan iki oyuncu. Onun dışında zaten defans katkısı da normal dediğimiz muhabbet. Üç tane ayı gibi stoperle oynuyorsun yani. Hani bunlar illaki duran toplarda çok ciddi fırsatlar yakalayacaklar. Yani bunu en doğru şekilde kullanmak kadar mantıklı bir şey yok. Yani bu devam da edecektir. Zaten öndeki bu oyuncularımızın kısırlığından dolayı bu yani arkadan ne katkı alırsak bizim için altın değerinde. Yani önde buna katkı verme ciddi bu haftaki gibi ciddi katkı vermeye başlarsa zaten tadından yenmez. Biz geçen sene Kvasina, Atınç, Dino, Emir... Yani dev gibi takımsın. Traore geldi ikinci yarıya. Biz 26-27 hafta kafa gol atmıyoruz. Yani duran toptan gol atmamıştık biz geçen sene. Biz bu sene erken başladık duran toptan gol atmaya. Altay maçıyla beraber. Yani duran toplar bu ligde özellikle aşırı önemli. Çünkü bak biz duran toptan gol demedik de Allah'a şükür. O kadar ceza sahası çevresinde veya korner olarak pozisyon vermemize rağmen. Yani bu hem savunma hem hücum olarak duran topları sağlam yapıp yapabiliyorsan 1-0 öndesin. Kilit sende. Ya korner vermek çok önemli değil. Mesela bak bu maçta da 1-0'dan sonra Urfa arka arkaya kornerler kazanmaya başladı. Böyle tribünde homurdanmalar başladı. Hani geri çekildik gibilerinden. Ama o da bir taktikti. Bir şey yaptırmadık yani adamlara da. Yani korner işte attılar sadece. Ama bak Göztepe korner atarken rakip onu istemeyecek. Korner atsın bunlarda çünkü gol buluyorsun kornerde. Çalışmışsın mesela. Mahmut Urfa'daki ilk yarını biterken dinliyorum abi. Sen de ben kestim seni pardon. Mahmut Urfa'nın attığı golün aynısı ilk yarı biterken Mahmut Urfa bir daha vurdu onu yani. İlk yarının sonunda kaleciye çarptı. Semih anlattığı işte kornerde out verdi. İkinci yarıda aynısını yaptık. 58. dakikada gol oldu. Onun dışında Ümit'in Altay maçında bir kafa vuruşu vardı direkten döndü. Devamında Atınç gol attı. Taşlardan gol atıyorsun. Yani bunları kullanabilmek mesela sadece korner ve duran top da değil. Taç da önemli mesela. Yalçın bir taç kullandı mancınık gibi. Altı pasın içine taç attı çocuk. Yani bunları çalışıyorsun. O pası indirdiğin yer belli. Nereye vuracağın belli. Yerleşimin belli. Duran toplar çok büyük avantaj aslında. İyi kullanırsan. Rakibe veriyorsun mesela bizde. Altay maçındaki Payşan'ın kafası duran toptan geldi. Biz çıkardık. Abi şimdi o yüzden savunma anlamında bu sezon sadece bir tane yan toptan gol yemişiz. Onun dışında hiç yan toptan gol yemedik. Onda da Atınç öne çıktı. Forvet'le beraber Çorum maçında. Çok ekstra bir yere gitti o kafada. Yani çok gol olabilecek bir yerden kafa vurmadı. Çok güzel yere gittiği için gol yedik. Şimdi Urfa maçı izleyenler de görmüştür. Hatta ben o zaman Serhan abilere falan da yazdım. Urfa o kadar çok yan top deniyor ki. O zaman dedi ki bu maç 500 dakika oynansın Urfa bize gol mol atamazdı. Belliydi. Şimdi geçen seneki Eyüp maçını hatırlayın. Biz 1-0 öne geçtik Eyüp maçında. Ondan sonra Eyüp de Urfa gibi oynadı bize karşı. Çünkü merkezi öyle bir kapatıyorsun ki. Git diyorum bana orta yap. Zaten benim 3 tane kulem var içeride. Yani çok beni ırgalamıyor senin yaptığın ortalar diyorsun. Ama bizim sorunumuz o ortayı yaptıktan sonra topu alınca ne yaptığınla alakalı. Orayı biraz geliştirebilirsek biz çok çok rahat pozisyon bulacağız. Orada yani da beklerin önemi ortaya çıkıyor. Şimdi evet. O stoperler duruyor. Savunmada da o beklerin yapacağı kademe topu karşıladıktan sonra da ileriye çıkarken beklerin çıkıştaki performansı acayip önemli yani Göztepe'nin şu anki oyununda. Onun için ben Mamadın, biraz da bu hafta bekleri motive edelim.
Topu doğru kullanmak önemli. Topu doğru kullanmazsan istediğin kadar savunmak sürekli üstüne geliyor. Sürekli yani. Uzun atıyorsun, rakip hemen alıyor. Yani topu kapar kapmaz uzun atmanın da bir şeyi yok. Çünkü rakip orada en az bir kişi fazla senden. Topun olduğu yerde. Topu zaten hakemleri biliyorsunuz Türkiye Ligi'ndeki. Yani ya stoperler foul oynayan adamlar. En büyük sıkıntımız orada bak. Defa kaleciyi konuştuk, defansları, stoperleri konuştuk. Orta saha. En büyük sıkıntı yaşadığımız bölüm bana göre orta saha. Biz en önemli şey elimizde Diouf gibi bir oyuncu var. Ama biz ne yapıyoruz şu anki oyunumuzla? Diouf'u 40 metrede, 45 metrede, 50 metrede oynatmaya çalışıyoruz. Bizim mutlaka Diouf'un kaleyle mesafesini kısaltmamız gerekiyor. Bizim Diouf'la orta saha arasına yani orayı koşacak o 30 metreyi, 40 metreyi oynayabilecek bir oyuncu katmamız gerekiyor. Burada da hep hatırlatıyorum kendi konuşmalarımızda da Semih'in bahsettiği orta saha oyuncularının birbirine benzemesi. Yani transfer ettiğimiz orta saha oyuncularının tamamı esasında Semih bunları çok söyledi, çok konuştu. Celil olsun, Ahmet Yıldız olsun, Doğan Erdoğan olsun, Yalçın olsun. Hepsinin birbirine benzer oyuncular olması. Yani en aslında büyük sıkıntımız abi, orta sahanın ön tarafa mevki veremediği olarak, mevki olarak aynı tarzda oyuncular gibi gözüküyor ama Celil'le mesela Ahmet Yıldız çok farklı oyuncu. Celil daha çok hakikaten öyle canım. 8'li birden aynı olamaz. Ama sonuç olarak yani benzerlikleri şu. Yani çok inanılmaz yaratıcı oyuncu değiller. Yani orada evet, buluşuyorlar abi. Aynen. Vasatlıkta ya buluşuyorlar yani biraz. O benzerlik derken yani 8'ini de birbirinden çok net ayırabilirsin tabii ki. Hiçbiri birbirinin İllaki kopyası değil. Ama işte senin ben benim demek istediğimi anlıyorsun aslında orada. Tabii tabii. Yani senin oyununa en uygun orta sahne biz daha hala onu arıyoruz biliyor musun? Yani bir herhangi bir bizim orta saha üstümüzün bir şablonu olmadı daha. Yalçın Ahmet mi olacak? Ahmet Doğan önünde Tiyaniç mi olacak? Yoksa önde Palmer'ı mı olacak? Veya Palmer'ı mı geri çekeceksin? Ben bu haftaki üçlünün ilk yarının sonuna kadar bir sıkıntı olmasa böyle gideceğini düşünüyorum abi. Ben de yani, Doğan girebilir diyorum Ahmet'in yanına. Ahmet buradan Doğan, bakarsak, buradan bakarsak devre arasında takviye yapmamız gereken en öncelikli yer neresi sizce? Aykırı bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Ben söylemeyeyim o zaman. Yani, söyle aykırı bir şey söyle. Bize aykırı Sabek bir şey. Ya Sabek şu an için ben alacaklarını düşünmüyorum. Ben Sabek değil ama şöyle bir şey düşündüm. Yani bugün yine benim Zeki Yavru aşkım kabardı. Ya ben olsam mesela Nilsen'den çıkıp net Zeki Yavru'yu alırım ya. Hem sağ stoper kullanım tecrübesi zor maçlarda, hem dörtlüye dönebilirsin, hem sağ kanat bekini kullanabilir, hem duran top kullanıyor, hem şampiyonluk tecrübesi her türlü. Ya Zeki Yavru'yu ne yapar eder getirirdim yani ben olsam. Devrede ben, hani ikna edip Nilsen'in yerine hem orayı yerli avantajına çevirdim, hem de çok büyük katkı sağlardı yani. Ben oradaki şeyi bir türlü aklım almıyor benim. Yani üçlü oynuyoruz. Sol stoper çok önemli. Bizim elimizde sadece sol stoper olarak, bunu en baştaki yayınlarla aylar önce de hep konuştuk bunları ama ya bana çok enteresan geliyor. Elimizde sadece 19 yaşında Ümit Akdağ var ve oraya boyuna devşirme stoper koyuyoruz. Nilsen farkındaysanız patlatıyordu neredeyse takımı. Kart gördü, kırmızıya da gidebilirdi, değişik hamleler yaptı. Yani orada böyle bir gereksiz bir boşluk yok mu sizce de? Yani Ümit Akdağ mı sadece tek sol stoperimiz? Ümit bile zar zor alırdı abi. Abi şey, sol stoper çok kolay bulunan mesela bir mevki dedi yani. Bu kadar önemli bir mevki sol stoper üçlü defansta çok önemli yani sol stoper. Bir tane 19 yaşında çocuk var elimizdeki. Abi biz geçen Allah'tan sene de öyle. Emir'den başka yoktu ki bize sol stoper. Seren abi hatırlıyorsun. Yani hani enteresan değil mi? Emir'i alamadık sol stopere. Hani ben demiştim bari hani Burak Öksüz olsun. Hatay da iyiydi Süper Lig'de. İkisini de Kocaeli aldı. Hem Burak hem Emir'i. Hatta son maç ikisi beraber oynadı. İki sol ayaklı stoper. Devre arası transferine gelirsek abi bence ihtiyacımız olan zaten yani şu an takımda toplam 5 hücumcu var. Hücuma kesinlikle takviye lazım zaten. Yani 5 yok. 4 var. Yani Ensar, Mama, Bilal, Kubilay, Diouf. Ensar'ı yani Mama, saymıyor. Şey, Ensar'ı sayıyor. Mama'yı saymıyor. Hayır Mama, şöyle bir şey. Ensar'ı sayıyorsun da Ensar,
Ensar bu hafta oyun 3-0 iken, daha değişiklik bile yokken oyuna girmediyse zaten, yani ben Saran abi çok yetenekliymiş falan filan demişti. Yok, ben merak ediyordum çocuğu. İdmanlarda falan hafta iyiymiş galiba da çocuk. Ben yani merak ediyordum çocuğu. Hafta içi de yazdım hani bir atsalar da diye. Tam da onun şekline geldi. Evet, ben dedim kesin girer bir 15-20 dakika izlerim. Atmadıklarına göre ben de maç için, maçta aynı senin gibi düşündüm, dedim demek ki bir şey yokmuş ki. Ya hemen işte onlardan ya fayda alamadığın ya şöyle diyeyim bak. Öne doğru 2-3 tane profil atmamız lazım ya. Mamah'ın bu maçtaki tek yediği oynayabilecek olarak veya Tien için yediği diyeyim oynadığı mevki olarak Ensar'dı. Kubilay sakat, Mamedyuf'un yediği yok. Bilal sakat, as oyuncun yok. Ve sen böyle maça çıkıyorsun. Haftalarda çıkıyorsun. İlk yarı bitene kadar da çıkacaksın. O Traore'nin hali falan nedir abi ya? Ya şunu da söyleyeyim bak, Traore mesela, yani ben şunu diyorum. Adam sanki sahaya çıkarken beynini soyunma odasında bırakıyor, sahaya geliyor. Bir pozisyon oldu. Sağ kanattan koşsa kaleye gidecek. Bak bomboş önü. Attı kendini çizgiye, pas bekliyor sana. Hatırlarsınız ikinci yarıda yani. Artık gole gideceksin. Yani 4 olacak belki. Attı çizgiye, bekliyor da gitmiyor, koşmuyor yani. Ya hangi akla hizmet? Ne mantıkla yapıyorsun bunu? Ya hadi yok Traore ya. Konuştuk bunu. Hani 1999 doğumlu üstü yabancı kontenjanından kadroya giriyor. Ya oyunu atmak zorunda mısın arkadaş bunu yani? Oynatma yani. Tamam, kadroya yazmak zorundasın. Tamam ya eyvallah abi, çocuğun ama şeyi de oyuna da atma bak yani bu adamı ya. Oyuna ne bekliyorsun bu adamdan? Da? Mamah'tan daha iyi iş yaptı mesela. Savunmadan top çıkartmada, top taşımada, topu saklamada falan top kaybetmada. Neden oynatıyorlar? Mamah'ı oynatmalarının sebebi defansa çok yardım ediyor. Aynen. Hata yapmıyor savunmada. Yani arka tarafı çok güzel destekliyor. Yani o gün ondan oynuyor zaten mesela. Açıklarını kapatmaya çalışıyor. Başarılı da oluyor. Bence o yüzden oynatıyor Mamah'ı. Kesinlikle ondan. Yoksa hücum olarak çocuğun şey yani. Yok, oyunun o tarafı ama haplanmış gibi çıkıyor. Ya oyunun o tarafını zaten bizde bütün oyuncular hemen hemen %90'ımız çok iyi oynuyoruz yani. Yani Mamah belki en iyisi. Gerçekten ona katılıyorum. Ama yani işte bir hücum oyuncusu da çok iyi savunma yapıyor diye oynatılması insanı irrite ediyor. Ya top ayağına yani geldi, işte saçmalıyor, ne yapacağını bilmiyor. Hani bakıyoruz geçen seneki hani Mamah en azından daha iyiydi sanki fiziksel olarak, kuvvet olarak alıp gitmesi, çalım atabilmesi. İlk Sakarya maçına dedik 10. dakikada eyvah dedik, biz kimi aldık ya, bu nasıl bir şey falan. Adam bir daha bir sene boyunca öyle bir şey görmedik, hala görmüyoruz. E daha da kötüye gidiyor sanki yani. Geçen ya sene Kıvasina vardı bile bizde şimdi. İnşallah öyle oyuncuları gol, mesela alan açıyordu. Kıvasina çok iyi top indiren bir adamdı. Şimdi bu sene o da yok. Bu sene ne oluyor? Mamah da iyice geriye yaslanmak zorunda kalıyor. Çünkü indirebilen bir adam yok. Arkaya boşu boşuna bir adam koşturtmuyorsun da. Ona göre oynamıyorsun. Hep yerden oynamaya çalışıyorsun. Burada hocanın bakış açısı ortaya çıkıyor. Yani hoca oyuna, futbola savunma üzerinden bakıyor. Tabii canım. Bütün oyunu savunma üzerinden kuruyor. Peki, farkındaysanız en önemli oyuncunuz yoksa Atınç pasları da Atınç atıyor. Yani, peki kadroyla alakalı olabilir mi? Yoksa hoca tercihi midir yani bu kadro? Bu kadroyu bizim oynatacak oyuncun yok ki. Neyle oynatacaksın? Ben hocanın tamam, zihniyetinin de biraz biliyoruz böyle olduğunu düşünüyorum. Hayır yani öne mesela yetenekli bir oyuncu alınması isteniyordu. Atıyorum şu an afaki yani. Öne disiplinsiz bir tane yıldız oyuncu söyleyelim mesela. Atıyorum Sinan Gümüş diyelim. Sinan Gümüş ismi var masada. Hani ilk bakta şey, bu herif savunma yapabiliyor mudur? Yoksa bu adam kilit açabiliyor mudur? Savunma yapabiliyor mudur'a bakar. Ben de ona bakarım şahsen. Bence futbol aklının adamın buradan başladığını düşünüyorum. Ben de savunmadan oyun kurduğunu. Yani oyuna bakış açısını savunma üzerinden. Böyle bence uçan kaçan kilit açan oyuncu beklemeyin o zaman yani. Ya şöyle, ben öyle çok bir yıldız gelsin, tek başına maç alsın diye bir şey. Bizim oyun planımızda eksik olanı tamamlasın, yeter bana. Bak Alexis çok iyi profil ama Alexis üst bir profil. Yani işte tabii, hani hem koşan mücadele hem kilit açan oyuncu Başakşehir'de oynuyor. Ve bugün daha, bu adam bugün ilk 11 oynadı mesela. Şimdi Serhan abi çok güzel söylüyor, Alexis gelsin ama gelsin de nasıl gelsin abi? Yani eğer getirmek isterlerse getirirler. Yani o parayı verirlerse getirirler ama yani işte bu profiller iyi paraya. Mesela ben Alexic'i bırak, hani Onur Ergün'e falan bile razıyım yani. Ha, biraz daha Onur'dan hani Alexic'i tercih ederim tabii ki. Daha hücum gücü yüksek, daha öne gidebilen, daha iyi şut atabilen oyuncu. Başakşehir'de hiç oynamayan Onur Ergün var. O bile olurdu yani. Hani Doğan yerine mesela Onur'u alsalar şu an daha fazla bu takım öne giderdi. Ya da yani fazla, yani daha çok topu sahip olduğunda
tutabilirdi ayağında. Ama oraya kesin bir tane bir şey lazım ya. Hem Diouf yanına hem bir tane orta sahada hücuma dönük bir orta saha oyuncusu. Belki de Yusuf abinin dediği gibi hani sağ bek sağ stoper oynayabilecek bir oyuncu daha gelebilir belki. Vallahi abi. Çünkü şunu söylüyorum bak, yani bizim bu stoper oyundaki... almamız lazım. Enteresan. Ya sol stoper öyle bir mevki ki işte bak orada Yusuf abi doğru söylüyor abi yani bulamıyorsun yani orada çok öyle aşırı alternatifi olan deliler gibi şey oluyor yani çoğu takım bunu yapıyor. Mesela şu an atıyorum Galatasaray'ı düşün kim sol stoper? Abdülkerim. Abdülkerim'in yedeği kim? Sadece sol stoper Kaan Ayhan mesela yani o da sağ ayaklı mesela yani Fenerbahçe bizdeki mesela sıkıntı... sol stoperde kim oynatıyor? Ciku'yu oynatıyor. O adam da solak değil ama orada oynuyor yani. Sol stoper bulamıyorsun zaten çok fazla yani. Ya Fenerbahçe yani gitti. Sol stoper sol ayaklı diye. Falete adı geldi mesela bak. Vaktinde. Bizde bir de işin ekstresi var. Hem sol stoper olacak hem de üçlünün solunda oynayabilecek. Ayak lazım yani. Ya çok oraya birinin alınacağını düşünmüyorum. Türkiye'den bulamaz. Ben de düşünmüyorum ama. Alexis benim arzum, isteğim, hayalim. Ben Süper Lig'deyken de çok böyle hep yazdım, çizdim. Alexis böyle yani kafamda hep oturtuyordum. Yani hala da şu an içinde bize çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ya neden olmasın? Bir Alexis aldığın zaman yani Eyüpspor'un yaptığı hamlelerden birini yapmış gibi olursun. Rakiplerine gözdağı verirsin. Bütün Türkiye'ye ben Süper Lig'e çıkacağımın mesajını vermiş olursun. Bir de şöyle enteresan bir durum var. Alexis Sırp, teknik direktörümüz Kokoviç Sırp, Spor Republic'in esas sponsoru sayılan neydi? Dragan Solak. Sırp. Yani taşları yan yana getirdiğin zaman olmayacak abi, bir şey sene gibi, başında gibi bir isim çıkmıştı. Şöyle bir şey var. Alexis 31 yaşına gelmiş. Baktım bir önümüzdeki sene daha Başakşehir'le kontratı var. Muhtemelen Başakşehir küçülmeye gitmeye çalışıyor. Yani sen teklif yaparsan onun sırf kontratından çıkmak için bile çok cüzi bonservislere belki hiç bonservis vermeden güzel bir projeyle takıma katabileceğimiz bir oyuncu diye düşünüyorum. Ben mi çok yüksekten uçuyorum bilmiyorum ama yani benim... O zaman Karanar göreve diyelim bizi. Yok öyle bir şey. Defansa ve orta sahaya hiç kimseyi almasak bile ben şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Ama dediğim gibi yani hücumda sadece... Ben de şampiyon olabileceğimizi düşünüyorum. Abi o imkan varken neden almıyorum abi? Yani muhakkak olabilir. De almalıyız ama... Almadan bu seri, da o coşkuyla... Tabii. Yani ya bu seri 20'de 20'de olabilir. Olay o değil ki yani. Neden böyle bir imkanımız varken bunu yapmıyoruz? Niye işkence çektiriyoruz kendimize yani? Ya ben hep mesela Alexis derken ne diye düşünüyorum? Mesela Alexis'e opsiyonlu bir kontrat sunabilirsin getirmek için Süper Lig'e çıktığımız hani bu sene şu kadar önümüzü çıkarsak çıkartırsan şu kadar para. Yani ben bir oyuncuyu transfer ederken bir sonraki senenin de planı programının dahilinde hep gönlümden geçiyor her zaman oyuncular. Lisin bonservisinin alınmasını da o yüzden istiyorum mesela. Hep böyle bir adım öne bakmak lazım. Büyük fotoğrafa bak. Şampiyon olduğumuz sene PTT'de devre arası transferlerini hatırla. Murat Akın, Kovacic'se Sinan birini de almıştık. Dördüncüsünün ismi... Canberk'i de haber. Canberk'i aldık, bravo. Dördü de Süper Lig'de oynamayacağı %90 kesin oyunculardı. Hani ligde katkı versin diye alınan oyunculardı. Yani çok ciddi katkı aldık mı dördünden de almadık. Kovacic'se sağ ama olsun. Ama sonuç olarak şampiyon olduk. Yani şu Kovacic'se tek o maçta bir şey yaptı yani. Başka hiçbir sineması yok. Yani Yeter. Yani şunu demek istiyorum. Yani o mesela hiçbir profil orada şey profili değildi. Yani Süper Lig profili değildi. Çok ciddi de katkı alınmadı ama başarılı olundu sonuca bakıldığında. Yani biraz motivasyon devreye girdi. Şimdi Yılmaz Vural döneminde az çok hepimiz hatırlıyoruz. İnanılmaz bir top oynamadı hiçbir zaman takım. Hani o kan değişikliği çok bir sonuç vermemişti. Yani Okan Hoca'nın yollanıp Yılmaz Vural'ın gelmesi takım ekstra bir şey oynamadı yani. Ama ya biraz da şans faktörü de çok önemli. İyi ayakların olması çok önemli. Ya bizim o zaman önde çok ciddi ayaklarımız vardı. Her an skoru değiştirebilecek. Yani onun için sağlam önde bir iki tane daha oyuncumuz olması bence bizim için çok önemli. Yani hiç o işi riske atmamak lazım. Yani biz evet yeniyoruz abi. Şu an kazanmaya devam ediyoruz. Gol yemiyoruz. Gol yemedikçe de bir türlü direncimiz artıp o golü buluyoruz. Ama gol bulamadığımız zamanlarda
sıkıntı yaşarız yani. Özellikle kalemize erken golü yediğimizde hani işler istediğimiz gibi gitmemeye başlayabilir. Hiç gerek yok abi macera. Biz öne dediğin gibi yani Alexis bir iki tane öne iyi oyuncu aldığımızda çok rahat çıkarız abi. Abi ben öyle düşünüyorum. O sezonla ilgili ben şunu sormak istiyorum. Biz Murat Akın'ı aldığımızda Murat Akın'ın alt liglerde 7 tane şampiyonluğu vardı. Şu an takımda şampiyon bir oyuncu var mı? Geçen sene takım... Ahmet Yıldız ilk takımda şampiyon çok var ya. İlk yarı Ahmet Yıldız Eyüp'teydi. Sonra Pendik'e geçti devre arası. Sonra da Pendik'i şampiyon yaptı. Pendik'te çıktı. Ama hep çıkan takımlardan oyuncu yaşamış. Almaya çalıştılar. Alamadılar. Yani İsmail var ya. Atıcı var. Celil var. Ya şampiyon o Lasse Nilsen var. Adamın kupa koleksiyonu var. Yani şampiyonluk yaşamış çok var bizde. Kubilay var abi. Kubilay var. Şey değil yani şampiyonluk bakımından problem yok. Yetenek yok, bakımından problem var. Gençlerle birlikte tecrübeli de bir takım var. Ben de tecrübe olarak aynen. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani İsmail Köybaşısı, Atınç'ı, Diouf'u falan çok ciddi karakterler var ya. Hani milletin hayranlıkla bakacağı oyunculara sahibiz yani. Ya şu an bu biz takımın... bazen arayı şey yapamayabiliyoruz yani. O da biraz bizim Ege insanı olmamızdan kaynaklı. Mesela ilk 3-4 hafta çok ciddi tepkiler verdik. Biraz hani kanımız kaynıyor. Tepkilerimiz de abartılı olabiliyor da. Şimdi diğer takımlara bak. Mesela çok övdüğümüz mesela işte bir Bandırma'nın mesela bir yedek kulübesine baktığında diyorsun yani hani aslında arada fark var ama orada tabii önde daha çok alternatifin olması biraz bizi tatmin eden şey. Yani çok arkaya da bakmıyoruz mesela. Hep öne bakıyoruz. Önde kim var? Sakarya'da mesela önde kim var? Delvale yedek. İşte Raşat Muhammed daha oynamıyor. Hep onlara bakıyoruz mesela. Yani genel olarak ama biz isim bölge bölge çok iyiyiz. Ama önde işte o bir iki tane yaratıcı oyuncu eksiği var sadece. Hani benim şimdi şeye bakarsan zaten ilk 11'imize bakarsan Bilal, Mame tamam. Tijanić tamam. Orta saha savunma zaten tamam. Ama yedek de işte bizim hücumda sorunumuz. Yoksa abi, ilk 11 olarak zaten sıkıntın gene yok. Nitelik çok iyi, nicelik az. Yani Göztepe kadrosunu internetten açıp titrelediğinde mevkileri, forvet ve kanat sadece 5 oyuncu çıkması... İşte onu söylüyor şey. Zaten. Yani hani yedeğe baktığında yedekte adam yok şimdi. Zaten bu takımın hani diyoruz ya savunma mı şey. Stoperleri ligin en iyisi. Yani savunma düzenin takım olarak yaptığın savunma ve oyuncu kadrosuna baktığında ligin en iyi savunması sende. Atınç. Detaylı Tarkan. Olarak da ligin en iyisiyiz yani bence. Tabii. Yusuf yani, abi yani detaylarda biz canım. Çok iyiyiz bak. Touch detayı işte korner detayı, ufak tefek detaylar, taktisyen yani Kokoviç çok gömülüyor ama bence detay olarak ligin açık ara en iyisiyiz. Kokoviç'i yani. Zaten bir şey bir manyak biziz herhalde konuşuyoruz herhalde. Kokoviç'i ben bir savunuyorum herhalde burada. Bir de sen çıkıyorsun bazen. Duygusallığın bitince Kokoviç'in şey doğru yaptığı şeyleri söylüyoruz ama bizim bakış açımız hep şu. Bangır bangır oynayalım. Rakibi öldürelim. Urfa mı geldi? 5 atalım. Adana mı geldi? 7 atalım. Yani bu lig öyle bir lig değil. Yani önce bunu kabul edelim biz. Ya bu takım önceliği savunma zaten. Ya bu takım savunma takımı. Sen sadece bir forvetin Mame Diouf, öbürü Kubilay. Yani Kubilay çeyrek forvet. Bakma boyuna posuna fizik koşmasa yani Kubilay'dır, Kvasina'dır bu adamlar. Fizik olarak diğer forvetlerden yeteneği eksik olduğu için daha çok fiziksel oynamak zorunda olan adamlar olduğu için forvet oynuyorlar. Yoksa Kubilay'ı stoperde yaparsan futbolculuk beziyetine bakarsan. Stoperde oynar yani daha mantıklı olarak. Ayağı biraz daha iyi geriden oyun kurar uzun boy dersin. Alırsın bunu sol stopere koyarsın oynatırsın. Ama forvet yani daha bir forvet adamın olması lazım senin kadronda. Sakarya'yı mesela o yüzden övüyorsun. Bandırma'yı o yüzden övüyorsun. Veya Manisa'yı o yüzden övüyorsun. Kanatları, forvetleri daha çeşitli sana göre. Göztepe'nin en büyük sorunu çeşidin yok. Oyun sıkıştığı zaman oyunun sahaya atabileceğin bir hücum oyuncun yok. O yüzden oyunu sıkıştırmaman lazım. Oyunu sıkıştırmaman için de önce gol yememen lazım. Göztepe olarak bu kadroya bakarsan. Yani Kokoviç'ten fantezi beklemesin kimse. Ben beklemiyorum şahsen. Bu kadro bende olsa ben de yapmam. Ya Kokoviç gibi adam nasıl Kvasina'ya keşke lisans çıkaraydı da Traore'ye çıkarmasaydı ya. Buna kesin katılırsın bence ya. Tabii canım. Ya diyorum sana Traore 1999 doğumlu üstü olduğu için lisansı var ya. Palmer, Milton kim olursa ya yani Kvasina çok iş yapardı ya. Abi şey Diallo'ya Engalina kalsaydı ya Traore'ye. Böyle onları hiç görmedik ki bilmiyoruz. Demek ki onlar bundan daha yetenekli. Engalina gittiği yerde de oynamıyor mesela şu an. Ya o da sahipçi. Farklı değil ki. Gidince ben zannettim ki daha iyi bir kanat ve daha iyi hücumcular alacaklar. Onların yine kimse gelmedi. Hani hem sayı düştü, ihtiyacımız olan mevki. Dediğiniz gibi yani Traore'nin kalması çok saçma oldu. Hem
mevki olarak hem yabancı hakkının kullanılması ya açısından. Traore şöyle bir oyuncu. Fizik olarak çok iyi. Yetenek yok değil. Yetenek de var adamda. Yani dikine acayip gidiyor. Ama öyle bir zeka var ki adamda. IQ'su düşük. O iş son noktaya geldiğinde her şeyi batırıyor. Ya bir yerde nasıl yapabilir bu adamı? IQ'su abi ya. Hiçbir yere gittiği yok. Yani hiç ya. Gitsin pazara gitsin o ya. Hiçbir şey olmaz ondan ya. Ya gerçekten hiçbir şey olmaz. Yani. Vallahi hiçbir şey olmaz. Övülecek bir yanı yok yani onun. Bak çok yetenekli de yok, kendini ihanet ediyor da son toplarda hiçbir şey yok herifte ya. Ya bir insan hiçbir şey mi oynamaz kardeşim? Yani izliyoruz kaç oynadı. Hani her mevkide farklı kaç tane mevkide hiçbir şey vermiyor yani herif. İnanılmaz yani. Zaman, ya şimdi Kvatina'dan ben en azından geçen sene ne beklediğimi biliyordum. Ne alacağımı biliyordum değil mi? Kafam rahattı. Hepimizin öyleydi. Ya bu adama en azından topu at. Bu adam indirir, kaktırır. Bu adam öküzdür, gol atamaz. Ben karşı karşıya kaldığımda kalkmıyordum bile ya. Yani hiç heyecanlanmıyordum yani. Ama şimdi Traore'de hiçbir şey almıyorsun yani. Hiçbir şey yok. Abi yani, hocanın tercihlerini birkaç tane hiçbir şey yok derken demeyeyim de. İşte mesela şey ilk haftalardaki Ali Dere ısrarı, mükemmelin olmaması, bu çok büyük bir hataydı. Oyuna her seferinde ilk Traore'nin atılması, bu yanlış bir tercih. Bir de bence Nielsen'in geri gelmez ilk 11'de başlaması, o da yani bize işte 3 puana mal oldu ki biliyorsunuz yani Göztepe yeni aldığı oyuncuları İşte 2-3 ay sonra oynatmasıyla ünlü bir takım. Hani biz hiç transfere geldiği gibi formayı vermeyiz yani diğer takımların aksine. Bu 3 tercih belki de bizim şu an Eyüp'le aynı puan olabilirdik ya da çok yakın olabilirdik. Bunlara mal oldu. Katılıyorum kardeşim valla ya. Neyse ki hatasından döndü yani. Ali Deri transferini ben anlamadım mesela. Bu seneki en... Hiçbirimiz anlamadık ki ya. En mantıksız transfer. Diğer her transferin bir anlamı var, mantığı var. Abi İsmail var. Sakatken alsalar anlayacağım. Hani idare etsin diye alıyor. İlk transfer, sezonun ilk transferi Ali Deri. Çok ilginç olay yani. O işte ilk haftalarda o Sakarya maçını direkt Ali Deri'nin hatasıyla verdik. Çorum maçının Nisan geri gelmez ilk 11 başladı. Yani ne kadar kariyerle iyi oyuncu olursa olsun. Adam ya da kimseyi tanımıyor, daha yeni gelmiş. Onu koyduk. O iki büyük hata yaptı. İkinci gol offside bozdu. İlk gol zaten geri pas malum. Direkt 6 puan öyle gitti zaten. Çünkü iki maçta da biz daha iyiydik Sakarya ve Çorum'dan. Ki zaten normalde yenmemiz gereken takımlar. İşte bir de bu iki tercih dışında diğer tercih hatası da işte Traore'nin her seferinde sahaya atılması, Traore'nin her seferinde katkı vermemesi, saç baş yoldurması, anlamsız hareketler yapması. Neyse ki Yunus Emre yerleşti ilk 11'e. Ali Deri hatasından döndü. Traore hala oyuna giriyor maalesef. O da işte devre Ali Deri hatasından döndü diyemiyor çünkü Ali Deri sakatlandığı için oynamadı. Abi belki sakatlanmasa bile yine Yunus Emre yönetirdi ya, onu bilemeyiz ki. Bilmiyorum yani. Şöyle ufak bir bilgi vereyim. Ali Dere de bizzat Kokoviç'e transferi arkadaşlar. O zaman hatasından dönmemiş demek ki. Ben Ali Dere'nin sakatlandığı da Yunus Emre'nin oynadığını bilmiyordum. Yani Yunus artık... Yok transferden çok... bahsediyor galiba Barkın. Yok transferden bahsediyorum. Yani bizzat Kokoviç'in geçtiğimiz yıl takip edip de alınması için onay verdiği bir oyuncu Ali Dere. Nasıl Kubilay şeyin oyun şeyi ise transferi ise Gagliardi'nin transferi ise Ali Dere de bizzat Kokoviç'in transferi. O zaman hocaya yakıştıramadım. Demek ki Ali Dere sakatlanmasa oynatmaya devam edecekmiş. Biz de puan kaybetmeye devam edecektik herhalde. O kötü olmuş ya, yani bunu öğrendiğime üzüldüm. Bu arada hemfikiriz herhalde değil mi? Yani devre arasında transfer yapılması gereken bu bölgemiz bir forvet arkası orta saha gibi, bir de kanat forvet gibi. Herkes hemfikir sanıyorum bu konuda. Abi ya, bir anket açmam lazım ya. Yusuf Demir abi, Tiyaniç var orada ya ondan. Abi direkt kanada açabilen mesela biz en zorlandığımız maçlardan hangisi olacak? İç sahada zayıf takımlara karşı Adana, Urfa, işte Altay, Tuzla, bu maçlarda zorlanacağız. Sol kanatta böyle çalımcı kapanan takımlara açabilecek bir oyuncu olsa işte Fofana gibi. Veya ben Metehan'ı istemiştim. Metehan Mimaroğlu'nu istemiştim. Çünkü evi de İzmir'de. Hani alınması rahat bir oyuncu olarak düşünmüştüm. Hani hem çeşitlilik olurdu kadroya. İleriye de bence Diouf ve Kubilay'dan daha farklı tarzda. Yani Ali Akman gibi. Olursa tadından yenmez. Daha hareketli. İşte Eren Tozlu'yu çok istemiştim de onu da Erzurum transfer yasağı olmasına rağmen bırakmadı. Yani o olsaydı elimizi bayağı rahatlatırdı. Vallahi ben ileriye tam anlamıyla bir Jerome isterdim ya. Yalnız saat 1 olmuş beyler.
Onun telefon kapanıyor. Bir dakika. Ay diye pıstım. Saat 1 olmuş arkadaşlar. Devam mı? Bitirelim abi valla. Ben bittim ya. Yorulduk değil mi? Hakikaten yorulduk valla. Bitti ya. Saat yayına girerken demiştim sana çok yorgunum, uykum var diye. Bak saat 1 oldu. Ama Murat Başkan falan sürpriz yaptı bize. Böyle enerjisi yüksek bir yayın oldu. Çok keyifli oldu. Yani. Çok güzel oldu. Ben son sohbet odasında pek müsait olmadığım için konuştuktan sonra odadan ayrılmıştım Adana maçı sohbet odasında. Beni biraz yanlış anlaşılmışım galiba. Hani Sport Republic övdüğüm veya onların futboldan mükemmel anladığını, çok iyi işler yaptığını veya başarılı olduğunu söylemedim. Benim tek söylediğim şey kurulan kadro konusunda haksızlık ettiğimizdi. Biz doğru anladık. Arkadaşların yanlış anlamış sanmıştır. Yok Orçun Ak'tan demiş ya işte Sport Republic'in ne başarısı var, iyi bir yabancı oyuncu getirmediler falan. Ben bana katılmadığını söyleyerek söylemiş. İki ben, hafta önceki yayından bahsediyor Seren abi. Evet, Adana maçı. Hatırladım canım, ben hatırlıyorum. Çok iyi hatırlıyorum. Hayır, kendi arkadaşları mı uyardı falan diye düşündüm Barkın'ı. Yok, ben sonradan dinledim. Yok, yayını dinlemiştir ya. Anladım, dinlemiş. Aynen. Müsait değildim, katılamamıştım. Sonradan dinledim, yanlış anlaşıldığımı düşündüm. Hani Sport Republic fanı değilim ben. Veya çok başarılı olduklarını, çok iyi yabancı oyuncular getirdiklerini de düşünmüyorum. Ama bu seneki kurulan kadroda bence iyi bir kadro. Devre arası iki takviyeyle biz Süper Lig yapacağız zaten. Bir de geçen sene playoff oynamamız da başarı demedim. Ama zaten playoff oynaması gereken bir kadroydu. Sadece hani ilk yarı düşer miyiz denilen kadro playoff oynadı. Olması gerekeni yaptı. Bir hatırlayalım ki hep ilk 5'te olan Keçiören, Bandırma, Bolu, Manisa'da oynayamadı yani playoff aslında. Çok da küçümsenmemesi gereken bir başarı bence. O zaman abi 2 hafta önce müsait olmadığım için çıkmıştım oradan. Hani konuşamamıştım. Şimdi söylemiş olayım. Zamanınızı aldıysam kusura bakmayın. Eyvallah Barkıncığım. Bu arada ben de bir şey söylemek istiyorum. Arada Twitter'a giriyorum konuşmanın esnasında. Tweet atan, mevzu takip ettiğim arkadaşlardan tweet atan, makara yapan, bok atanları da görüyorum. Ya bizim de motivasyona ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani bunları yaparken, bu kadar saat konuşurken bizim de motivasyona ihtiyacımız oluyor. Yani o kadar da bok atmayın. Birazcık da böyle azıcık motive edecek tweetler de atın da biz de biraz daha teşvik olalım bu yayınlar için. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Gene çok güzel bir yayın oldu. Keyifli bir yayın oldu. Çok renkli konuklarımız oldu, Murat Başkan gibi. Kendi konuşmacılarımız da zaten çok keyifli. Sohbetlerimiz her hafta büyük beğeni alıyor. Çok güzel geri dönüşler alıyorum ben herkesten. Özel mesaj olsun, mağazaya uğrayan arkadaşlar olsun. Bu bizi motive ediyor. Sizin güzel düşünceleriniz, güzel fikirleriniz bizi gerçekten motive ediyor. Yayın yapmaya teşvik ediyor. Kolay bir şey de değil bu kadar saat bir konuyu bir arada tutmak, gündemi ayarlamak gerçekten zor, yıpratıcı, yorucu. Ama ne olursa olsun hepimiz çok keyif alıyoruz, çok keyif alarak yapıyoruz bu yayınları. Herkese çok teşekkür ediyorum. Nazım'cığım sana, Yusuf'cığım sana, Barkın'cığım, Semih. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine bir yayının sonuna geldik. İnşallah haftaya Keçiören Gücü maçından sonra da yine galibiyet arkasından keyifli bir program yaparız. Herkese iyi geceler diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.